Vav TV ekranlarına Eğitim Atölyesi programına hoş geldiniz. Bugün karakter eğitiminden bahsedeceğiz ama bunu biraz daha yaşanmışlıkları, tecrübeleri ve renkli kişiliği olan bir eğitimciden dinleyeceğiz. Ve bugün yelpazeyi biraz daha geniş tutarak aileye, aile içi iletişime ve ailede yaşanan zorluklara, öğretmenlere değineceğiz. Öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencilere değineceğiz ve bununla birlikte bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bu sebeple gençlerle de bir röportaj yaptık. Bunları da ilerleyen dakikalarda ekranlara taşımaya çalışacağız. Ve bununla birlikte sizlerin de merak ettiği soru görüşleriniz olursa konuyla ilgili hocamıza birazdan kendisini sizlere takdim edeceğim. Sormak istediğiniz sorularınız olursa ekranda gördüğünüz numaralardan sorularınızı ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bugün misafirim eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiden daha iyiyim valla. Evet. Harikayım, çok şükür. İnşallah daha da iyi olalım diyelim çok hocam. Çok teşekkür ederim. Pek çok seminer var, konferans var, eğitim veriyorsunuz, oradan oraya koşturuyorsunuz ama hiç yorgun da görünmüyorsunuz hocam. Valla ben sadece kendimi eğitiyorum. Kendi yaralarıma çare arıyorum. Hı-hı. Kendi böyle ruhumun içinde yaşadığım fırtınaları dindirmek istiyorum. Çocukluktan birazdan konuşuruz. Bende oluşturulan arızaları tamir etmek istiyorum. Ki bulduğum merhemleri yolda giderken biri diyor benim yaradıma sürer misin? O kadar basit yani. Evet. Başka da bir şey yapmıyorum. Çok iddialı şeyler de yapmıyorum. Toplumu geziyorum. İnsanı tanıyorum. Seviyorum sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi. Evet. Bir takım şeyler de söylemek istiyorum. Hepsi bu. Tabii hocam maşallah diyelim. İnşallah daha da enerjik olursunuz diyelim. Şimdi çok fazla kişi sizi tanıyordur ama belki tanımayanlar olabilir de izleyicilerimize biraz sizden bahsedelim biliyorsanız. Eskişehir'de doğdunuz. İşte evet. Zor bir süreç geçirdiniz, zor bir yaşam geçirdiniz. Daha sonrasında okudunuz, hatta bir öğretmeniniz sayesinde de hatta gözlerinizin içine bakarak bir yıldızsın sanırım demişti. Evet, diyen evet. bir öğretmeniniz sayesinde hayata tutundunuz ve Evet. Okuma isteğiniz daha da alevlendi diyelim. Öyle okumaya devam ettiniz. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldunuz. Ve bu süreçte tabii hayatın size yaşattıklarıyla birlikte yaşamın içinden bir eğitim aldınız diyelim. O şekilde buralara kadar geldiniz. Çok doğal bir süreçte yetiştiniz diyelim aslında. Ve bunları da söylediğiniz gibi aktarmaya ve insanlara da çare olmaya, yaralarına merhem sürmeye çalışıyorsunuz diyebiliriz. Şimdi tabii karakter eğitimi diyoruz hocam ama yani aslında şöyle açıklayabiliriz. Çocukların, gençlerin iyi bilmeleri, iyi hissetmeleri ve iyi gerçekleştirebilmeleri için yaptığımız etkinlikler, verdiğimiz eğitimler aslında karakter eğitimi. Bir yönüyle öyle diyebiliriz. Yani iyi bireyler yetiştirmek adına attığımız tüm adımları bu sürecin içinde kapsayabiliriz. Ve bu da aslında baktığımızda bir yerde de ailede başlıyor. Evet. Yani her şey ailede başlıyor. Sizler de bunu daha derinden yaşamış bir insansınız. Sizlerin tecrübeleriyle de bunları dinlemek isteyeceğiz ilerleyen dakikalarda. Eğitim ailede başlar diyoruz. Siz neler söylersiniz bu konuda? Nasıl bir eğitim alıyoruz biz ailelerden? Buyurun. Evet. Ben başta senin olmak üzere, sonra da kendimin olmak üzere bütün gençlerin Gençlik Bayramı'nı kutluyorum bugün. Gençlik Bayramı. Teşekkürler. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmazmış. Böyle hasarlı, sevgi görmemiş, şefkat yaşamamış, sevgi göstermenin ayıp sayıldığı zamanlarda yaşamış. Korkular ve kaygılar tarafından işgal edilmiş anne babaların sağlıklı çocuk yetiştirmesi çok da mümkün değil. Ben onlardan bir tanesiyim. Yani sevgi görmemiş bir annenin, şefkat yaşamamış bir annenin, kendi anası tarafından böyle sevgiyle kucaklanmamış, babası tarafından değer görmemiş bir annenin evladıyım. Dolayısıyla ben annemin baskısı, dayağı, otoritesi ve işgali altında yetiştim. Bunları annemle konuşuyorum köye gittiğim zaman. Beni sevsene anne diyor. Ben 60 yaşındayım. Anamın dizine yatıyorum. Git öte ben oyun bilmem diyor. Yani sevgi eşidir oyun, oyunculuk, ikiyüzlülük olarak yaşamış bir öyle anne. Öyle görmüşler. Evet, eskiden öyleydi. Bu anlattıklarımı asla yargılayarak, böyle suçlayarak anlatmıyorum. Biz bir durum yaşadık yani. Bu durumun içinden çıktık. Şimdi rahmetli kızımın bana şöyle bir sözü vardı, vasiyeti vardı. Derdi ki eğitim, konferans, sohbet, söyleşi misafire saygıyla başlar. Ben bütün izleyicilerimizden, misafirlerimizden konuşmak için izin istiyorum. Siz lütfedip davet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben de sizin gönlünüze misafir olmak istiyorum. Misafirlerimize bunu söylüyorum, seyircilerimize.
Çünkü hani yürekten çıkan bir söz yürekte yer bulur ya. Hı. Böyle zoraki girilen, böyle bağırarak girilen yani da şefkatsiz girilen bir yürekte sevgi çiçekleri açmıyor. Misafirlerimiz izin veriyorlarsa ben konuşmak istiyorum. İzin vermiyorlarsa televizyonu bile kapatabilirler. Bu kadar kolay yani, değil mi? İzin veriyorlarsa, hoşlarına gidiyorsa komşularına da haber verirler. Sülalelerine de haber verebilirler diye düşünüyorum. Ben aile, nasıl söyleyeyim, bir gün beni trafik polisi durdurdu. Hı hı. Üniversitede öğrenciydim. Ehliyet yoktu. Babam da yeni alıştırıyordu beni. Arabadan in dedi. Niye dedim? Arabayı kullanamazsın dedi. Neden dedim? Kaza yaparsın dedi. Kaldırıma çarparsın dedi. İşte arabanın tamponu eğilir. Ağacı devirirsin. İnsan yaralayabilirsin. Ölüm olabilir. Ne yapayım dedim? Kursa gitmen lazım dedi. Hı. Ya ben 6-7 ay kursa gittim, biliyor musunuz? Ehliyet kursuna. Yani motor nasıl çalışır, lastik nasıl tamir edilir, araba nasıl, sinyal nasıl verilir, işaret nasıl bilmem ne. Bunların kursuna gittim. Şu kadarcık böyle bir demir yığını, metal yığını idare edebilmek için. Ve eşimle evlendim. Birbirimize çemkirdik. Çemkirmeyi bilir misin? Bağırdık böyle. Ondan sonra sesimiz yükseldi. Kızım bir köşede korkuyla bekledi. Böyle ağzımı kapattı. Babaanneme bağırma. Oğlum eşimin ağzını kapattı. Anne, anne babama bağırma. Çocuklar büzüştü. Yemeğe gidelim dedik. Ne yiyeceğiz dedik. Gezmeye gidelim. Seninle nereye gidildi dedik. Böyle el ele diye biz sırt sırta sanki verip sokakta yürüdük de. İletişim kazası yaptık. Kimse bizi durdurup evlilik ve aile ehliyetiniz var mı diye sormadı. Biliyor musunuz? Arızalı tiplerin yetiştirdiği arızalı ürünler olarak sağlam yürümeye çalıştık. Bir sürü sıkıntılar yaşadık. Sonuçta yani mutsuzluklar yaşadık. Tosladık şeyleri. Ve bunların çözümlerini bulduk. İşte süreç içinde bunları başta kendi çocukluğumdan ve Türkiye'yi gezdim ben. Buraya dün işte Yozgat Sorgun'daydım. Ondan önce Niğde'deydim. Ondan önce işte Hollanda'daydım. Böyle bir hareketliliğim var. Yapmaya çalıştığım ne? Her çocuğun kendi renginde açması, kendi karakterine uygun bir yaşam kurması için, konumuz karakter eğitimi. Elimden geldiği kadar sevgiyi, şefkati, merhameti paylaşmak, insanlarda farkındalık oluşturmak ve bu farkındalıkla daha kaliteli bir toplum hayatına doğru gidelim. Bunu istiyorum. Söyleyeceklerim başlangıç olarak bunlar. Peki hocam, dediniz ya biraz tabiri caizse arızalı büyütüldük ve o şekilde yetiştik ama zaman içinde çözümü bulduk dediniz, değil mi hocam? Evet. Yani biz de yaşıyoruz ve ilerleyen süreçlerde biz de çok şey öğreneceğiz, göreceğiz. Tabii yaşamın bize kattığı eğitimle de birlikte çok şey tecrübe edeceğiz ama şimdi bu çözüm denilen şey nedir tam olarak? Yani sorunların kaynağını nerede aramalıyız biz? Sen daha sorunlar konuşmadan çözümü sordun. İyi valla, sondan başladın. Olsun, baştan başlayalım. Çözüm dediğimiz şey insanın farkında olmasıdır. Mesela bir insanın bir hastalığı var. Örnek vereyim, böbrekleri rahatsız. Diyelim ciğerleri rahatsız. Kalpte bir rahatsızlar. Bunun farkında değilse, onunla diyelim kanser oldu. Farkında değilse bu yayılıyor ya. Geç kalıyor insan. Çözümün ilk adımı yaşadığın sorunun bir sorun olduğunu fark etmektir. İnsanın yaptığı yanlışı doğru diye sürdürmesinden daha büyük bir facia yoktur bence. Ama kimimiz çok gözü kapalı olabiliyoruz, göremeyebiliyoruz bazen. Onun için de kendi cehennemde yaşıyor gidiyor ve cennetmiş gibi de bir hava çiziyor. Bunu nereden biliyorum? Gezdiğim yerlerde şunu gördüm. Bu toplumun iki tane tanrısı var. Birisi Allah, birisi de el alem ne der tanrısı. Hep el alem şöyle, el aleme karşı bize poz verme öğrettiler. En somut örnek gelirken, ben Ankara'dan geldim buraya uçakta. Yanıma bir bey oturdu. Onun yanına bir hanımefendi, bir de kızı oturdu. Adam telefonda konuşurken mesela bana da alo dedi. Yani böyle çok kaba bir adam yani. Telefonla konuşuyor, küfür ederek kapatıyor. Bak küfür ediyor adam. Gerçekten ben burada söyleyemem yani, utanırım. Hakaret ediyor. Birkaç kere böyle görüştü. Şöyle böyle olacak, hakaretler ve küfürlerle telefon kapattı. Sonra uçakta servis yapıldı. Ve adam döndü çocuğuna.
abiye teşekkür eder misin dedi. Şimdi bu ne yani? Bu numara işte. Somut bu yani, somut. Evet. Bizim evde de oluyor bu numaradan. Nasıl oluyor? Mesela bizim ev dağınık. Ben çay içiyorum böyle. İşte damlamış sehpanın üstüne. Çorabım biri şurada. Pijamayla duruyorum. Kırlent şurada. Kedi şurada, kedi tüy olmuş. Kuruyemiş çitlemiş. Çekirdek dökülmüş. Zil basıyor. Misafir geliyor. 10 saniyenin içinde bizim ev cennet gibi oluyor. Eşime evet. diyorum. Neden bunu yapıyorsun? Mutfak falan böyle misafir geldiğinde pırıl pırıl, kimse yokken dağınıktır. Evet. Sizin de öyle midir sevgili misafirler? Elaneme karşı böyle diyorum, neden böyle yapıyorsun? Aman diyor, ortalık dağınık olmasın, güzel görürsün. Bana bak hayatım diyorum eşime. Onlar da bize gelirken süslenip çıkmışlardır. Ev darmadağını, kapıyı çekip gelmişlerdir. O yüzden ben diyorum ki yani bizim sorunumuz kendimi yaşamamızı yaşamak yerine başkasının beklediği gibi yaşamak. Hı hı. Başkasını memnun etmek üzerine böyle bir hayat kurmak. Benim annem beni en çok şu sebepten dövdü. Biz 5 kardeşiz. Geçen kardeşlerimle bir araya geldik bayramda. Sordum. Annem de vardı. Dedim annemin birimize sarıldığını, saçlarımızı böyle okşadığını hatırlayan var mı? Hiçbir kardeşimiz çıkmadı. Ama bir kardeşim vefat etti. O siyah pantolon. Ölen kardeşim. Anam 40 yıl onun yasını tuttu. Yani hep arkasından ağladı. Sağları ihmal etti. Ölünün duymayacağı sevgiyi feryat şeklinde ona gösterdi. Annemi böyle yadırgamıyorum ki. Yani kimse ona farkındalık oluşturmadığı için. Hı hı. Ölülere gösterilen saygıyı dirilere göstermemiz gerektiğini hiç kimse anlatmadı ki anneme. Ya da sevgiyi. Ya da sevgiyi. Dolayısıyla biz annem ölmüş kardeşimi diriltmeye çalışırken yani yaşayan çocuklarını öldürdü. Ya bu ben annem üzerinden anlatıyorum yas ya sevgilim. Yas tutmak açısından sana. Tabii hocam. Şey açısından böyle nasıl yas değil böyle öyle zannetti, öyle iyi zannetti. Bu kendim, eşim, annem üzerinden anlattıklarımı ben Türkiye'de 700 ilçeye gittim. Yani 80 ile gittim. Bir il kaldı gitmediğim. Ve 19 dünyanın farklı ülkelerine gittim. Şöyle gittiğim yerlerde gözlemler yaptım. Ve bunları anlatıyorum. Kimse de alınmasın diye. Kendi üzerimden, işte annem üzerinden. Hı hı. Annem üzerinden anlattıklarım bizim gerçeklerimiz. Yıllarca ben bunları anlatamadım. Neden? Hı hı. Selva. Biz başkasını memnun etmek üzerine kurulu bir düzenimiz vardı ya. Yani kendimizi sevmedik, farkında değildik. Birey evet. olduğumuzu fark etmedik biz. Yani işgal edildik. Benim mutluluğumu, çocukluktaki sevincimi, neşemi büyükler işgal ederek yok ettiler. Mesela camiye gittim. İmam Kur'an-ı Kerim öğretirken bir çocuğun kafasını böyle hart diye ısırdı. Ya kafa ısırılır mı? Allah'ın kitabını anlatan, Allah adına din anlatan bir imam bir çocuğun kafasını ısırdı. Yetmedi, bir kısmını o aldı benim. Yani korkuyla beni işgal etti. Okula gittim öğretmenim. Böyle yaş çubukla gülümseyen dişlerime vurdu. Ellerimi böyle büzüştürüp böyle dövdü. Ve tırnaklarımı kırdı. Çocukluğumun mutluluğunun bir kısmı da sınıfın köşesinde kaldı. Ben camide kaybettim. Yani anlayışsız bir imam yüzünden, böyle sert bir öğretmen yüzünden sınıfta kayboldu. Sonra topluma çıktım, el alem için annem beni yani herkese hava atmak için. Bak pek akıllı benim oğlum, pek terbiyeli, ay böyle diyerek. Hı hı. Büyüklerden korktuğum için böyle sinik büzük oldum ve bir kısmı orada gitti. Annem beni dövdü. Neden? Üstünü batırdın diye. Çünkü tek bir kadındı, bir sürü çocuk. Eskiden böyle teknolojik aletler. Yaşam şartları zor diye mi acaba daha böyle sert tutumlara sahiptiler ebeveynler? O yüzden işte o yüzden. Yani onun kendince haklı sebepleri vardı. Hı hı. Farkında değildi. Yani çocuklarını böyle geliştirmek için el alemi bir köşeye koymasını fark etmedi. Ya o zaman şartlar öyleydi. Bugün şartlar kolay ama ben öğretmenim.
anneler, babalar çocuklarını yok LGS başarısı, yok üniversite sınavını kazansın, yok işte tıpta uzmanlık yapsın diye başarılarla işgal ediyorlar. Değişen bir şey yok. Yani o gün annem yoksulluktan işgal etti. Bugünkü insanlar varsıllıktan işgal ediyorlar. Yani değişen bir şey yok. Farkında olmadıkları için. Yani yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik, giymedik, giydirdik. Daha neyin eksik? Ben sana her şeyi veriyorum. İşte sen de istediğim gibi şöyle olacaksın, böyle olacaksın diyen bir anne ile benim annem arasında hiçbir fark yok ki. Beklenti mi var orada? Beklenti var. Çocuk yok ortada. Yani egolara ya da açlıklarımıza heba edilen çocuklar var. Sonra annem tarafından çalındı. Babam yetim olduğu için şimdi bugün Türkiye'de hani gittiğim konferanslarda ya da televizyon programında ya da medyada tanınan bir kişi olduğum için insanlar böyle yüze bakıyorsunuz ya, ünlü falan olunca bir şey zannediyorsunuz herhalde, değil mi? Ama kökenimizde neler var bunu bütün yüreklerimle paylaşmak istiyorum. Yani o samimiyeti senden aldığım için ve de misafirlerin, seyircilerin o samimiyeti geldiği için böyle kendimi de masaya sermek istiyorum. Ya o olması lazım. Kitap, bakın kitaplarda yazanlar bizim evde yok. Bizim evde olan da kitaplarda yok. Yani bizim okul hayatında öğrendiklerimiz okul hayatında bizim karşımıza hiç çıkmadı. Hayatta karşımıza çıkan sorunları çözecek bir donanımı herhangi bir okuldan alan var mı? Yazsın size işte. Var mı? Var mı yani okulda sorunlara çözüm alan bir eğitim mi var? Yoksa sorunları çözen bir eğitim mi var? Yoksa hayatımızı soruna çeviren bir eğitim mi var? Bunu bir gözden geçirelim. Son zamanlarda benim içimi çok acıtan, çok acıtan yani mesajlar alıyorum. Nedir o biliyor musunuz? Ben hafızım, eşim işte Kur'an kursu hocası ama benim çocuğum ateist oluyor. Bak bu çok acı bir şey. Bugün İslam aleminde hani Kur'an-ı Kerim'in de özünü anlamadan, Peygamber Efendimiz'in de böyle sünnetini anlamadan, yani o dinimizin o güzelliğini anlamadan böyle kuru kuruya ezbere bir şey yaptırdığın zaman sen hafızsın, Kur'an kursu hocasısın, imamsın, müftüsün, çocuğun dindarsın, çocuğun ateist oluyor. Bak burada bir yanlışlık var. Farkında olmadığımız bir şey var. Neyi veremiyoruz yani, neyi doğru iletemiyoruz acaba? İletişim kuramıyoruz işte. Geleceğiz onlara birazdan. Biz kendi kafamızdaki algıları çocuklara dayattığımız için sorunlar çıkıyor. İşte sonra o çocukluktaki hevesim, heyecanım, böyle üretici düşünmem, coşkum, ışıltım. Babam yetim kalmış, 11 kardeşler. 4 yaşında babasını kaybetmiş. Böyle soluk, sinik, böyle bir köşede susuz kalmış bir çiçek gibi solgundu. Çok iyi bir insandı, çok iyi insan. Yaşamadığı sevgiyi başkasından almak için de çok iyi olabilir yani. Yani iyi olduğu için değil de, hani iyi olayım de ben sevileyim. Çünkü o sevgiyi alamadığı için. Çok iyi insandı, bizi kırma falan yok ama ben babamın şöyle bir sarıldığını hissetmedim. Yani bilmiyordu. O sevgiyi biliyorsunuz ama yaşamıyorsunuz. Bir öğrenci bana demişti ki öğretmenlikte, hocam bizimkiler, annesiyle babasını kastediyor, sevgide çok cimri ama öfkede çok cömertler. Yani bir anne, bir baba, bir öğretmen çocuğuna, öğrencisine kızdığı zaman her türlü şeyi söylüyor. Bunu yanlış yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın, bunu yaptın. Ama sevgiye gelince nasıl o sevgiyi biliyor diye söylemiyordu bile o zamanlar. Şimdi aşırı sevgi göstermekten mahvoluyor çocuklar. Bakın hep nasıl de... Nasıl aşırı sevgiden hocam? Bizim köyde ekinler, Selva. Şimdi bizim süremiz 2 saat değil mi? Böyle değerli toplu misafirlerimizin kafasında bu programın sonunda şöyle güzel bir tablo oluşacak. Bazı şeyler yarım kalıyor diye endişe etmenize gerek yok. Bunların hepsini tamamlayacağız. Bizim köyde ekinler 2 türlü kuruyor. Bir, susuzluktan. İki, aşırı sudan. Sel geliyor ya, aşırı su geliyor. Ekin böyle çürüyor aşırı sudan. Bugün Türkiye'yi gözlemledim. Benim de 3 çocuğum var. Böyle insanlara bakıyorum, ediyorum. İnsanlar 2 türlü mahvoluyorlar. Çürüyorlar, yok oluyorlar. Bir, sevgisizlikten ruhları kuruyor. İki, aşırı sevgiden ruhları çürüyor. Yani çocuklarımıza çok şey vermek istiyoruz. Neden? Biz kendi çocukluğumuzda kendi yaşamadıklarımızı çocukluğumuza yaşatmak istiyoruz. Mesela hayaller kuruyoruz. Örnek veriyorum, diyelim ben çocukluğumda
bir araba hayalim vardı. Örnek yani 7000 kişiyle birebir seans yaptığım için böyle toplumun bir bakıma röntgenini çektim diye düşünüyorum. Araba hayalim vardı. Son model arabayı alıp çocuğuma veriyorum. Ama çocuğum onu istemiyor ki. O başka bir şey istiyor yani. Dolayısıyla yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik. Anne babalar bunu çok kullanırlar. Giymedik, giydirdik, daha neyin eksik. İyi de o yemediğimiz, içmediğimiz, onlar bizim çocukluğumuzun ihtiyaçları. Bugünkü çocukların öyle ihtiyaçları yok. Onlar daha başka, daha anlaşılmak, daha saygı görmek, daha fark edilmek, daha keşfedilmek istiyorlarken biz onları, yani bir araba gibi düşün, arabanın benzini bitmiş, biz ona su dolduruyoruz. Yani arabanın lastiği patlamış, biz habire benzin dolduruyoruz. Dolayısıyla neye ihtiyacı var? Bunun farkında değiliz. Dolayısıyla hani şşt, sus, cız, elleme, yapma, yanlış yaparsın. Düşürürsün, bunu etme, şunu etme, aman ne kadar sakarsın diye diye bizim böyle üreticiliğimiz, sıra dışılığımız, icatçılığımız yok oldu. Hevesimiz kayboldu ve sonunda böyle robotik bir hale dönüşen bir toplum haline geldik maalesef. Bunları aynı zamanda benim rahmetli kızım 30 yaşında vefat etti. Bana hep şunu söylerdi, senin son kullanma tarihin kaç baba? Sen gençleri anlayacak kadar, çocukları anlayacak kadar küçüldüğün zaman büyük insan olursun derdi bana. Sen bu çocukları nasıl motive edeceksin? Bana 3 üniversite okuttuğu, yani 3000'den çok kitap okuduğum, insanları anlamak için, taze kalmak için. Neden? Benim zamanımda beni motive eden şeyler bugünkü çocukları motive etmeye yetmiyor işte. Onun için karakter eğitimi derken, çok daha somut bir örnek vereyim. Ha şunu anlatabildim mi? Benim mutluluğum, çocukluk cıvıltım, neşem, yani kaygıları olan, şefkat eksikliği olan, merhameti yaşamamış ya da fazla merhameti olan, insan ilişkileri gelişmemiş büyüklerim tarafından böyle pay edildi aralarında. Parçalandı. Bana da böyle şey korkak, pısırık, içe kapanık, kendini ifade edemeyen soluk bir çiçek kaldı yani benim içimde. Tabii farkına vardığım zaman ben kendi kendimi sulamayı öğrendim. Bunlar işte süreç içinde anlatacağız diye düşünüyorum. Tabii şimdi bahsettik. İnsan neyi görürse onu uygular da diyoruz bir yerde mesela. Ailelerimizden işte şiddet mi görüyoruz ya da sevgisizlik mi görüyoruz? Belki biz de dediğiniz gibi süreç içinde kendimizi bulamazsak ve uyanamazsak biz de onları çocuklarımıza aktarıyoruz ve öyle gösteriyoruz çocuklarımıza. Öyle bir eğitim veriyoruz. Bunlar aslında öğretmenler için de geçerli. Yani öğretmenler de bir nevi ikinci ebeveynlerimiz diyebiliriz aslında. Hayatı, çevreyi bize sevdiren, daha böyle gözümüzün açılmasını ve dünyaya daha iyi bir gözle bakabilmemizi sağlayan aslında bir diğer anne babalarımız belki diyebiliriz. Evet, çok haklısın. Şimdi bu noktada siz de bir sevgisizlik gördüm dediniz ama kendinizi yetiştirdiniz. Yani bu süreçte mesela bir öğretmen desteği mi, öğretmenin size bir yol açmasıyla mı aslında fikriniz değişti, kendinizi bulabildiniz? Çünkü size gösterilerin tam tersini uyguluyorsunuz baktığınızda. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel sorular soruyorsun. Valla böyle nasıl diyeyim? Nokta atışı. Nokta atışı yapıyorsun yani. Şimdi ne oldu bu süreçte? Şimdi böyle pısırık, içe kapanık, böyle nasıl diyeyim, köy yerinde, elektrik yok köyünde, telefon yok, televizyon yok, dünyayı tanımıyorsun ve bütün dünya senin köyün zannediyorsun. Bir de öğretmenim var, benim ilkokul öğretmenim, dövüyor, şiddet uyguluyor, sıra dayağından geçiriyor. Kızım biri altına kaçırdı mesela sınıfta. Ne kadar utanç verici bir şey, yani onuru kırıldı. O çocuk okulu bıraktı. Ben ödevimi yapmadım diye böyle öğretmen böyle bizi dövdü. Şeyle, maşayla, demir maşayla bizi dövdü. Biz büzüştük yani böyle. Sonra ben de okulu bırakacağım dedim. Ben okula gitmeyeceğim. Çünkü öğretmen beni dövüyor. Bunları yüreğime dokunan eller diye ilkokul kitap adı söylemeye bir mahsur var mı? Yok. Kendi yazdığım kitapta. Bunları orada da anlattım. Ben okumayacağım dedim. Çünkü ben korkuyorum. Böyle yaşlı, yaşı 50-60 olan böyle ileri yaşlarda hep bize kızan, bizi böyle azarlayan, bizi döven bir öğretmen. 2 sene gittim. Korku içinde gidiyorum ama. Böyle hevesim yok. Yani sırada
hakaret, böyle ne bileyim rencide ediliyoruz yani. Şimdi bunları aman bazen soruyorum ama benim annem babam çok iyi, benim çocuklarım çok iyi. Geç bunları ya. Ya bunları geçin artık yani. Ya böyle iki yüzlü, kaporta güzel, motor arızalı yaşarsak olmuyor yani. Sorun yaşamaya devam ediyoruz. Ben düşündüm, yıllarca başkasını memnun etmek için yaşadım. Benim yuvam yıkıldı. Ben boşanmak için mahkemeye falan gittim. Yuvam dağıldı. Onu da geri toparladım bakın. Hep yaşadığım sorunları çözümler üretmeye çalışıyorum. Hala 60 yaşındayım. Bu yaşıma rağmen bunu devam ettiriyorum. Şimdi okulu bırakmaya karar verdiğim zaman bir hatıram paylaşmak istiyorum. Bir öğretmen nasıl bir dokunuş yapıyor? Benim rahmetli dedem, biz okumadık da ne oldu diye bastonu boynuma takarak sürükleyerek beni sınıfa götürdü. Okuyacaksın dedi, kapıda bekliyor. Ama ben korkuyorum. Neden? O öğretmen gelecek. Dedem de arkadaşlar ya. Şimdi şikayet de edemiyorum. Ben diyorum baba öğretmen, şey dede öğretmen dövüyor. Dövmez diyor, sen bir şey yapmışsındır. Arka çıkmıyor bana yani. Başımı şöyle yaptım. Şöyle sıraya. Sevgili seyircilerimden özür dileyerek bir cümle kullanacağım. Kaçamıyorum sınıftan. İçimden çocuk gözümle şöyle dedim. İnşallah geberir de gelmez. Yani nasıl bir içim dolduysa. Bak geberir dedim ya öğretmen. Ölsün yani, gelmesin okula. Korku içinde beklerken köy okullarını bilir misiniz bilmem. Böyle kapı gıcırdayarak açıldı. Ben korkudan kalbim böyle güp 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 atarken kapı açıldı sonuna kadar. Ben öğretmen geldi, şimdi gene dayak başlayacak derken bir kadın sesi duydum. Çocuklar ben sizin yeni öğretmeninizim, benim adım Melek deyiverdi. Ben birden böyle dedim öbürü böyle şey dedi emekli oldu. Ben ne bileyim emekli ne bilmiyoruz ki. Dedim emekli ne? Dedi o gelmeyecek, hep ben geleceğim. Biliyor musun o gün? Yani hayatımın dönüm noktası birkaç gün sonraydı. Sevinçle eve geldim. Tabii bu arada annem de fark etti bunu. Ne o dedi, seni zorla götürdüler sabah. Yüzünde güller açıyor. Dedim bizim sınıfa melek geldi. Annem de demez mi Azrail miydi Cebrail miydi diye. Öğretmen böyle birkaç gün sonra bizi dövmüyor, bağırmıyor. Genç bir kadın öğretmen. Yeni başlamış. Böyle bizi rencide etmiyor. Babamız soruyor, annemizi soruyor. Adımızı soruyor, sohbet etmek istiyor, ne olmak istiyor falan böyle yanımıza yaklaşıyor. Ve hiç unutmam Selda, elini böyle çeneme dayayıp şöyle gözlerimi kaldırdı. Sen gece gökyüzündeki yıldızlara bakıyor musun dedi. Ben ne alaka diye bir düşünürken dedim evet. Öğretmenim biz babamla gece koyunlara yem vermeye gideriz. Ben hep yıldızlara bakarım dedim öğretmene. O da dedi ki bu gece bir daha bak. Neden dedim. En parlak bir yıldız var biliyor musun? Dedim biliyorum. O sensin dedi. Ben var ya hayatımda ilk defa böyle bir iltifat mı diyelim ne diyelim. Böyle kalbime dokundu ya. Böyle ben o gün koyunlara yem vermeye giderken artık havaya bakıyordum. Ve ben hep o yıldıza baktım. Ve hayaller kurdum. Hayal. Bugün bazı gençler hayalperest diyorlar ya. Bakın hayal sağlıklı kurulduğu zaman insanın hayatını değiştirir. Kim bilir ben de böyle acaba yıldız olabilir miyim, insanları ışıtabilir miyim diye düşündüm. Sonra ben işte o günden sonra okumaya karar verdim. Yani tekrardan çalıştım. Sınıfta işte öğretmen de hep diyordu sen ortaokula git. Ortaokula gittim. Orada da şiddet gördüm. Yani bir öğretmen, bakın karakterimiz nasıl, ben iki yüzlü büyüdüm. Yani bir insana iki yüzlü diyorlar ya, benim 3, 4, 5, 6, 10, 20 tane yüzüm vardı. Çünkü korktuğun zaman olduğun gibi değil, karşıdakinin beklediği gibi yaşamak durumunda kalıyorsun. Bu diktatörlükler de böyledir, gaddar bir okul müdüründe böyledir, sert bir anne baba da böyledir. Yani sen kendini özgür ifade edemezsen, korkarsan, karşıdakinin seni yargılamasından çekinirsen, korkarsan işte o zaman kendin olamıyorsun. Ben de böyle öğretmen düşünsene kulağımı tutup böyle tahtaya çarptı. Şimdi düşünüyorum suçumuz ne? Benim annem ilkokul 2'ye kadar okumuş, babam ilkokul 3'e kadar. Dıştan bakınca cahil denir değil mi o insanlara? Ama onlar beni okutmak için önce eleştirmiyorum da yani olumsuz görüyordum. Buna rağmen benim annemle babam
yani bir insanın yapabileceği en güzel şeyi yapmışlar. Çok müteşekkirim. Burada babam rahmetli oldu. Hı hı. Anacığım seyrediyorsan orada ellerinden öpüyorum vallahi. Yani çok müteşekkirim. Dolayısıyla şehirde de okumaya bırakmaya karar verdim. Ve işte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Nefret ettirmeyin. İşte müjdeleyin. Korkutmayın. Böyle konuşan bir öğretmen Peygamberimizi anlatıyordu siyer dersinde. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Ben gene korktum. Cemaatle namaz kılmadık diye tırnağımızı büzüştürerek böyle dikine cetvel vuran bir öğretmenim oldu. Ve ben dedim okulu, lise 1'e geçtiğimde okulu bırakacağım dedim. Şimdi misafirlerimizin yüreğine dokunacak küçük bir öykü anlatmak istiyorum. Yani yaşadığım bir olay. Bir öğretmen, o cemaatle namaz kılmak mecbur diyen bir öğretmen böyle bir gün geç kaldık diye neredesiniz dedi siz. Düşünebiliyor musun? Bakın dindar bir toplumda dini anlatmak, din dersinde bir öğretmen yani seni sindiriyor. Ve onun olduğu gün okul mescidi doluyor. Onun olmadığı gün kimse olmuyor. Şimdi bu da ikiyüzlülüktür işte. O gün de babam gelmiş. Biz kardeşimle babamın yanına gittik. Özlemişiz köyde okuyan iki çocuk. Orta ikiye gidiyorum. Kardeşim orta bile. Ve şöyle bir şey oldu. Neredesiniz dedi. Öğretmenim dedim. Babam gelmiş. Allah sizi beklerken siz babanızı mı beklediniz dedi. Açın elinizi dedi. Böyle değil. Böyle. Görünüyor mu orada? Görünüyordu. Böyle. Böyle vurdu dikine. Buna da vurdu. Kardeşime de vurdu. Biz sınıflarımıza gittik. Ben o gün Selda bir çocuk düşün. Böyle gurbette okuyan, ilçede kimsesi olmayan, anası babası köyde olan, böyle tırnağımın sısına parmağın ucuna bakarak dersi bitirdim. Kardeşim yanıma geldi, ne dedi biliyor musunuz? Bakın bir çocuğun masumiyetiyle söylüyorum. Senin tırnakların, parmakların hala acıyor mu dedi. Evet dedim. Benimki de acıyor. Keşke bu okula gelmeseydim dedi. Şimdi ben hasarlı olmayayım da ne olayım? Böyle bir toplumda, böyle bir okulda büyüyen ben okulu bırakmaya karar verdim. Sevgi insanın karakterini nasıl değiştiriyor? Hı hı. Şimdi sen böyle konuşmamı güzel sorular oldu sorduğun için güzel. Ben konuşmak istiyorum. Sen kendin böl yani beni. Tabii hocam. Şey yap, yani güzelce dinliyoruz. Bölmek istemedim o yüzden tamam. Çok. Okulu bırakmaya karar verdim lise 1'de. Kar yağdığı bir gün soğuk bir evde tezek bitmiş. Kar bir titrerken okulu bırakacağım, 15 tatilde köye gideceğim. Böyle donuyoruz böyle. Ben hatta şey diyorum, kardeşime dedim ki biz donarak ölürüz dedim. Ve o akşam ne yapacağımızı çaresizce düşünürken evde hiç yakacak yok. Kapı çaldı biliyor musun? Kapı, ben korkumdan açamadım. Bir daha çaldı. Böyle yavaşça gidip kapıyı böyle açar açmaz böyle demem bir oldu. Karşımda okul müdürü, müdür yardımcısı, bir de öğretmen böyle dikiliyorlardı. Alişan yavrum dedi. Aklımıza düştünüz. Kar yağıyor da iki çocuk okumak için uğraşıyorsunuz. Yakacağınız var mıydı dedi. Üşüyor musunuz dedi. Merak ettik de onu sormaya geldik dedi. Ben çıktım dışarı. Hayatımda ilk defa birisi beni insan yerine koymuştu. Hayatımda ilk defa birisi beni merak etmişti. Bana değer vermişti. Benim annem üstümü batırıyorum diye dövüyordu. Benim ilkokul öğretmenim şiddet uyguladı. Camideki imam bağırdı. Ortaokuldaki öğretmenim bağırdı, dövdü. Arkadaşlarım bazen dalga geçti. Ama o öğretmen bana böyle yaptı. Yakacağınız var mı? Üşüyor musunuz dedi. Bir kucak odunu sobaya attılar. Gürül gürül yandı. Ben o gün o öğretmenler gidince Selda başımı yastığa koydum. Hayaller kurdum. Ben öğretmen olacağım dedim. Ve eğitim anlayışımı şunun üzerine kurdum. Yüreğine merhaba diyebildiğim bir insanın beynine de merhaba diyebilirsin. Kalbini sıcacık sevgiyle doldurduğun, sevgi yakıtıyla kalp deposunu doldurduğun bir insanın beyni çok güzel harekete geçiyor. İşte karakter eğitiminin ilk şartı çocuklara böyle karakterli bir yetişkin olarak davranıp düzgün durup şefkatle, güçlü ama merhametle de incecik
sarılmak gerekiyormuş. Bunu anladım. İşte benim eğitim hayatımın ikinci dönüm noktası gene bir öğretmen. Ya ben bunları böyle bir olumsuz olay anlatıyorum diye karaladığımı zannetmeyin. Ben tabii ki olumsuzluklarımı da olumluklarımı da anlatıyorum. Yaşamda iyi şeyler de kötü şeyler de var hocam. Yaşıyoruz tabii yani. Tabii ki olacak bunu artık yani. Evet, evet. Yapacak pek de bir şey olmuyor şimdi. O gün ders çalışmaya daha çok başladım. Evet, evet. İyi ki de öyle olmuş. Yani İyi ki de öyle bir insanla karşılaşmışsınız. Tabii daha çok değineceğimiz başlıklar var ama şimdi biz gençlere sorduk, mutlu oldukları şeyleri, hayaller kuruyorlar mı dedik. Aileleriyle yaşadıkları problemler var mı dedik. Bir röportaj gerçekleştirdik. O röportajımızı izleyelim. Sonrasında üzerine konuşacağız. Kaç yaşındasınız? 19 yaşındayım. Peki sizi en mutlu eden şeyi sorsak ne söylersiniz? Mesleğimi gerçekleştirmek diyebilirim. Mesleğiniz nedir? Ebelik öğrencisiyim. Staj görüyorum. Çok güzel. Peki hayal kurar mısınız veya ne sıklıkla kurarsınız diye sorsam? Her gece. Ailenizde yaşadığınız en büyük problem nedir? Ailemle yaşadığım en büyük problem genelde eve giriş saatlerimde problem oluyor. Yani onlara kendim böyle çok açıklayamadığım için biraz çatışma yaşayabiliyoruz. Kaç yaşındasınız? 16. Peki gençler olarak sizi en mutlu eden şey nedir? Derslerimiz çok yoğun olduğu için daha çok boş vaktimizin olup gezmek, dolaşmak. Peki en büyük hayaliniz nedir? Diş hekimi olmak. Hayal kurar mısınız veya ne sıklıkla kurarsınız? Ya çok hayal kuruyorum aslında. Bir sürü hayal kurmuşluğum var ama işte gerçekleştirmeye çalışıyoruz bunları. Peki ailenizle yaşadığınız en büyük problem nedir? Ailemle yaşadığım genellikle yani evimiz çok büyük değil. O yüzden çok hani ailemle ders çalışma konusunda çok ses gürültü olduğu için kavga çıkıyor. Kaç yaşındasınız? 21. Sizi en mutlu eden şey nedir? Deneyimi güzel bir şekilde yaşamak. Ne sıklıkla hayal kurarsınız? Hayal kurar mısınız? Hayal kurarım. Namazından sonra da hayalimin gerçekleşmesi için yüce Rabbime dua ederim. Peki ailenizle yaşadığınız en büyük problem nedir? Ailemle bir problem yaşamıyorum. Hani şu an aileme çok mutluyum. Gençler olarak en büyük hayaliniz nedir? Gençler olarak en büyük hayalim. Yani hayalim ben çalışıp paramı kazanabiliyorsam, bugün kız arkadaşımla dışarı çıkabiliyorsam, rahat yemek yiyebiliyorsam, akşam ailemi görüyorsam benim en büyük hayalim bu yani. Başka bir hayalim yok. Peki ne sıklıkla hayal kurarsınız? Ne sıklıkla hayal kurarım? Yani tabii ki hayal kurmanın en çok şeyi para. Param olduğu zaman en büyük hayallerimi mesela kurmayı seviyorum. Mesela bir yarın öbür gün araba alacağım diyeyim. En büyük hayalim o. Bakalım Allah izin verirse diyeyim. Buyurun. İnşallah. Peki ailenizle yaşadığınız en büyük problem nedir? Ailemle hiçbir problem şu zamana kadar olmadı. Tabii yani bir yaştan sonra aileyle de olmuyor. İlla ki. Mesela bir genç olarak mesela gece geç geliyorsun. Aileler her zaman karşı çıkıyor. İstanbul diye. Sadece ayrı bir ev. Problemi o. Başka bir şey yok. Uyumadan önce hayal kuruyoruz. Ama sabah uyandığımız zaman tam tersi çıkıyor. Hayallerimiz gerçekleşmiyor açıkçası. Peki son sorum. Ailenizle yaşadığınız en büyük problem nedir? Abla, hiç anlaşamamamızım yok ya. Genellikle anlaşabiliyoruz. Evet hocam, pek çok farklı cevap duyduk ama şimdi en son hatta söylediği uyumadan önce hayal kuruyoruz ama sabah baktığımızda çıkmıyorlar diyor. Yani burada tabii ki biraz çabanın da gösterilmesi gerekiyor hayallerimizi gerçekleştirebilmek için. Çok farklı cevaplar da duyduk, ailesiyle anlaşan var ama mesela bir yaştan sonra ailesiyle, aileyle de olmuyor diyen gençlerimiz de var. Şimdi bu gençlere biz neler önerebiliriz? Şimdiki dönemdeki gençler hayallerine bakarsak, şimdi geçmiş dönemle şimdiki dönemi karşılaştırsak, şimdi daha çok böyle sanki maddiyata dayalı bir meslek edinmeye dayalı ama geçmişte daha çok sevgi ihtiyacına dayalıydı. Öyle diyebilir miyiz hocam? Hani biz kurbanların kurbanı olduk. Yani sevginin yaşanmadığı bir zamanda bizim hayalimiz sevgiydi, şefkatti. Sonra bizler büyüdük. Maddiyattı. Mesela biz de oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Ne bileyim büyüklerin eskileri giyilirdi. Çocuklar onu giyerlerdi. Bizim çocukluğumuzda en çok duyduğumuz bir yeni bir şey alındığında seneye de giyersin diye büyük alınırdı. Evet. Seneye de giyersin. Bu benim yaşıtlarıma ya da 40 yaş üstüne tanıdık gelir. Seneye de giyersin. Bol olsun biraz diye. Çünkü yenisini almak zordu. Şimdi o maddi sıkıntıyı yaşadık bu defa. Biz çocuklarımıza maddi sıkıntı yaşamamak için, yaşatmamak için onları maddiyata boğduk. Yani elbiselerin iyisini, telefonun son modelini, ne bileyim
yiyeceği, okulun en iyisini, bilmem kolejin en pahalısını bir kısım aileler yaptılar. Ama çocuklar özünü burada bulamadılar. Mesela bizim ofise bir çocuk gelmişti. Ben Ankara'da yaşıyorum. Baba böyle yani milyarder bir adam. Çocuk şöyle. Hayırdır dedi, ben çok korkuyorum dedi. Niye dedim? Benim babam dedi bana bir araba aldı. Annem kızdı, rengini beğenmedi. Babam gidi hemen arabanın değişik renkte bir araba alıp geldi dedi. Bana işte şu koleji okutu paralı, şu üniversite okutu paralı, ben bir de yüksek lisans yaptırmaya çalışıyor, işte şu iki tane üniversite okuttu falan. Her şeyim var. Dedim niye geldin buraya? Ben bakkala ekmek almaya gitmeye korkuyorum dedi. Ben yaşamaya korkuyorum dedi. Dedim sıkıntı çocukta değil, babasında. Babasıyla görüştüğümde ne çıktı biliyor musun? Ya baba öyle bir yoksul hayat yaşamış ki çocuğum yaşamasın diye çocuğun ihtiyacı olmayan her şeyi, kendi çocukluğundaki çocukluğu tamir etmek için çocuğuna vermiş ve çocuğunu kaybetmiş yani. Anlatabildim mi? O yüzden ben bugünkü gençlere kızımın bana söylediği bir şey vardı. Hani senin son kullanma tarihin kaç baba diye sordu bana. Sen gençleri anlıyor musun diye sorduğunda seni motive eden şeyler bugünkü gençleri motive etmeye yetmiyor demişti bana. Bizim çocukluğumuzda at arabası vardı. Böyle onlar torba takardık torba. Yani saman, yem, arpa. Torba yazlarını takardık. At onunla karnı doyurdu. Baba dedi sen o torbayı otomobile takıyor musun? Otomobil dedi depoyu mazotla doldurman lazım. Atın karnını arpayla doldurman lazım. Bir örnek daha vereyim. Ben espri olarak diyorum. Benim dedem galericiydi. At arabası galerisi var. Tekerlek yapar işte. O zamanki şartlar öyle. Nal çakar, şunu yapar, bunu yapar. Çok güzel tekerlek yapar, örnek veriyorum. Ama benim dedem iflas etti. Kimse tekerlek almıyor. Dedem diyor ki, ben çok güzel tekerlek yapıyorum, insanlar tekerlek almıyor. Ben de dedim ki, dede asfalt çıktı biliyor musun? Lastik çıktı, lastik tekerlek var. At arabası yok artık, otomobil çıktı. Onun tekerleği ne? Senin çok güzel ürettiğin at arabası tekerleği olmuyor ki. Ne yapayım dedi, ben çok güzel yapıyorum. Sen çok güzel yapabilirsin ama benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. İşte bizim yetişkinler olarak yani gençleri iyi anlamamız için onların içinde bulunduğu şartları iyi tanımamız lazım. Yani kendi zamanımızın zorluklarını, yaşanmamışlıklarını, düğümlerini, kendi zamanımızın hayata bakış açısını çocuklarımıza böyle dayatmaya çalıştığımız zaman karakter değil, karaktersizlikler çıkıyor. Ben niye dedim sana 10 yüzlü, 20 yüzlüydüm? Ve öğretme, o mahallede kafamızı ısıran imama mecbur bizim kafamızı ısırmasın diye böyle hocam demek zorunda kaldı. Çünkü küçüktü. Çünkü karşıda 30-40 yaşlarında bir tane güçlü, 7-8 yaşlarında şu kadar bir çocuk varsa o çocuğun içinde yaşadığı duyguları anlamazsan baskı yaparsın. Senin karşında olduğu gibi olamaz o çocuk. Ona böyle hihi yaptık yani. Okula gittiğimizde öğretmenim, biz hep otoriteye alıştırıldık biliyor musunuz? O itaat en zararlı kavramlardan bir tanesidir. Kusura bakmayın yani. Böyle içi boş itaat, korkuya dayalı itaat. Hani insan Allah'a da itaat eder, sevgiyle yaratıcısına büyük bir inançla, imanla itaat eder. Bir de beni cehennemde yakmasın diye de itaat ederse o itaat değil işte, korkudan boyun eğme. Biz de büyüklere itaat adı altında öğretmenimize öğretmenim, öğretmenim dedik. Sonra not disipline, okulun kurallarına, not için, iyi not almak için itaat etmek zorunda bırakıldık. Çünkü bizim öğretmenlerimiz elinde kırmızı kalem vardı, yanlış yazdığım bir şey çizerlerdi yani. Onun için yanlış odaklıydı bizim eğitim sistemimiz. Hala da yanlış odaklı. Kaç tane yanlış yaptığına bakıyor, kaç doğru yaptığına bakmıyor. Çok somut bir örnek vereyim. Bizim ofise bir gün bir hanımefendi geldi. Çocuğuyla beraber işte liselere giriş sınavı. O zaman 120 soru soruluyordu. Hocam dedi bu çocuk çalışmıyor, bu çocuk şöyle, bu çocuk derslere ilgilenmiyor. Dedim çocuk kimin? Kadın böyle şaşkınlıkla dedi beni. Dedim dersler kimin? Dedi çocuğun. Dedim sana ne? Senin gibi anam olsa ben okula bile gitmem dedim. Çocuğun tepkisi.
İlk defa beni anlayan bir amcaya rastladım. Bak şimdi anlaşılmak istiyor. Nedir dedim, hiç mi çalışmıyor? Çalışmıyor dedi, 120 soruda 6 yanlışı var dedi. Ben de dedim manyak kadın ya. 6 yanlış var öyle mi? Kaç doğrusu var dedim. Kadın böyle durdu. Hesaplayamadı biliyor musunuz? İşte 6 yanlışı var dedi. E dedim sen gözün kör mü dedim ya senin. 114 tane doğrusu var. Hiç düşündün mü bunu? Dur nasıl dedi. Evet dedim bu çocuğun 114 doğrusu var. Sen bunu görmüyorsun. 6 tane yanlışı mı görüyorsun dedi. Kadın dedi ki ben hiç böyle bakmamıştım dedi. İnsanın dikkati nereye odaklanırsa enerjisi oraya akar. Hmm. Yani yanlışa odaklandığı zaman yanlışı köpürtür, çoğaltırsın. İşte gençlerimizi anlayacak, hani içlerindeki cevheri açığa çıkaracak şey sevgidir, özgürlük ortamıdır. Başıboşluk değil, ilgisizlik değil. Özgürlük demek bir çocuğun böyle aklına estiği gibi her şeyi yapması asla özgürlük değil. Şimdi öyle yapılıyor ama daha çok. Sanki. Bunu anne babalar yapıyor. Yani kusura bakmayın. İsterse bakın vallahi siz bilirsiniz yani. Ben buraya size yaranmaya gelmedim ki. Bir eğitim, 37 yıllık öğretmenim. Bir eğitimci olarak böyle size gözlemlerimi paylaşıyorum. Bir perspektif sunuyorsunuz. Tabii yani benim anlattıklarımla doğru bunlar diye anlatmıyorum ki. Evet. Benim bakış açımdan ben kızımın eseriyim. Benim kızım bana vefat etmeden önce 3 tane vasiyet söyledi. Vasiyet gibi değil. Baba dedi konferanslarından vazgeçme. Niye dedim? Annem çok üzülür dedi. Yıkılır, toparlayamaz. Hakikaten de 4 yıl oldu benim kızım vefat edeli. Eşim bir kere bile onun mezarına gitmedi. Hayatım gidelim diyorum. Peki diyor. Gidelim de ben nasıl bırakayım geleyim? Yani annelerin yüreği çok daha farklı çalışıyor. Ben küçük kızımla da gidiyorum. Baba diyor. Ben biraz kalayım mı? Sarılıyor ablasının mezarına. Kaldıramıyorum kızımı. O annelerin yani yüreğindeki yangını herhalde sadece anneler bilir yani. Evladını kaybetmiş bir anne. Ben de babayım. Ben de evladımı kaybettim. Kaybetmedim aslında. 30 yıl onunla yaşadığım için ben Cenab-ı Allah'a şükrediyorum yani. Baba dedi konferanslara devam et olur mu? Niye dedim? Bir Hasan Ali Yücel diye bir Milli Eğitim Bakanımız varmış. Demiş ki bu ülkenin kırlarında, bayırlarında, dağlarında, ovalarında kendi başına solup kendi başına böyle kendi başına açıp kendi başına solup giden hiçbir tane çiçek bırakmayacağız demiş. Bakın bakanın felsefesine bak, anlayışına. Hayran kaldım yani bana. Baba dedi ben psikolog olacağım. Ben de seninle gezip gönüllere dokunacağım dedi. Evet benim kızım psikolog oldu. Tabii sonra kanser oldu. Ben anne babalara şunu söylüyorum. Çocuklarınızın sağlığı her şeyden önemli biliyor musunuz? Her şeyden. Geçen hafta benim kızım, küçük kızım üniversite işte. Baba dedi biliyor musun üniversitede 7. oldum ben dedi. Çok çok başarılı baba, notlarım çok yüksek. Çok sevdiği bir bölüm okuyor. Bana ne dedim? Nasıl dedi? Sen mutlu musun dedim. Çok dedi. Dedim keşke ablan da sağ olaydı. Ablanla böyle bir bardak çay içmek için ben onun bütün diplomalarını yırtmaya razıydım biliyor musunuz? Bugün çocuklarına ders ders diye böyle onun yüreğini, karakterini, sağlığını düşünmeden, onun bir daha hiç yaşamayacağı çocukluğunu ve gençliğini düşünmeden, ona kendi düğümlerini böyle dayatıp çocukları pasifize eden ama görünüşte diploması olan anne babalara şunu söylüyorum. Bakın keşke benim kızım sağ olsaydı bir bardak çay içmek için onunla bütün diplomalarını yırtmaya razıydım ben. Sağlık başarıdan önce geliyor. Vasiyeti şuydu. Baba konferanslara devam. İkincisi şuydu. Konferanslarda bir kişi esnerse ücret alma derdi bana. Neden dedim? Sen dedi çok kötü bir konuşmacı olursun o zaman. Yani sen birini esnet, bir sen bu televizyon programında da öyle.
Mesela misafirlerimiz, ben seyircilerimize hep misafirlerimiz derim. Hoşlanmazlarsa bir daha beni buraya çağırma yani. Kulak yemiş oluruz yani, değil mi? Senin iki saatlik program süreni ben işgal etmiş olurum. Eğer gönlüne dokunamazsak misafirlerin, onların ailesine, çocuklarına dokunamazsak, bir farkındalık oluşturamazsak haram olur o ayrıldıkları vakit bize. Söz verdim kızıma. Konferanslarda biri desin burası iyi olmadı, ücret ödemeyeceğiz, başım üstüne diyorum yani. Üçüncüsü de söylemeye sahip benim 12 tane kitabım var. Baba dedi bir kitaplarını okusun. Beğenmezse yollayıp parasını geri istesin dedi. Nasıl? Sen dedi insanların beğenmeyeceği kitap yazacaksın, ondan para kazanacaksın, bir de bize mi yedireceksin dedi. Herkese ilan ettim ben. Yayın önüne de söyledim. Biri kitaplarımı okusun. Beğenmezse parasını geri isteyebilir. Bu nedir Selda? Karakter değil midir? Evet. Bu ahlak değil midir? Bu yani düzgün duruş değil midir? Kim kimi eğitti? Çocuğum beni eğitiyor. Bunu bize kim öğretti? Babaanne. Annem. Şimdi bakın annelerimiz, gençlere söylüyorum bunu, babalarımız bazı konularda yetersiz olabilir. Yani sevgisini gösterememiş olabilir. Hı hı. Şefkat almadığı için verememiş olabilir. Ama bu onların kötü insan olduğunu göstermez ki. Yani ben diyelim bir yerde, diyelim şu elimde peçete. Şuraya, şurası biraz şey olmuş, leke olmuş. Hı hı. Bu peçetenin yani kötü olduğunu göstermez ki. Sadece orasında biraz leke var. Peçete bembeyazdır aslında. Bizim anne babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, tarihimiz, devletimiz güzeldir. Tabii ki hataları vardır. Biz o hataları azaltarak güzellikleri çoğaltmanın peşindeyiz yani. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Evet sevgili seyirciler, tekrar birlikteyiz. Alişan Kapaklıkaya hocamla eğitime dair konuşuyoruz. Yaşantısına dair ve karakter eğitimine dair konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii çocuklar kısmında kalmıştık, yine oradan devam ediyoruz. Çünkü çocukların karakter eğitimini şimdi biz nasıl daha iyi bir biçimde şekillendirebiliriz? Aslında bunlardan bahsediyoruz, verdiğiniz örneklerle de, yaşantısal süreçlerle de birlikte. Tabii sırada pek çok sorularımız gelmiş. Onlara da cevaplamaya çalışacağız ama ilk buradan devam edelim hocam. Ondan sonra soruları az da cevaplayalım. Az önce kaldığım örneği tamamlayayım. Tamam. Hani karakteri bir ağaca benzetirsek, yani dallarındaki meyveler, davranışlar, kökü de bizim geçmişimiz, çocukluğumuz. Hı hı. Yani dallarda şimdi topladığımız meyveler geçmişte dikilen tohumların yeşermiş hali değil mi? Evet. Bir tohum ekiyorsun, elma çekirdeği dikiyorsun, elma oluyor dalda. Ne bileyim işte ceviz dikiyorsun, ceviz oluyor dallarda. Peki davranışlarda bugün gördüklerimiz de çocukken ruhumuza dikilenlerin yeşermiş halidir. Şimdi bir evde babaanne, anneanne, dede, nine varsa bu çocuklar daha şefkatli ve merhametli oluyorlar. Şimdi ben az önce kızıma anlattım. Hı hı. Yani baba işte esneyen olursa ücret alma diye falan. Bunu kim öğretti bize? Benim babaannem. Bize bir tavuk geldiği zaman düşün, tavuk, komşunun tavuğu, köy avluları büyük olur. Tavuk gelirse babaannem kovalardı onu. Kovalayın şunu. Niye? Bu tavuk gelir bizim avluya yumurtlarsa, yumurtası bizim yumurtalara karışırsa, biz de onu yersek sahibinin rızası yoksa helal olur mu derdi. Şimdi bak. Ne kadar ince bir düşünce. Okuma yazması yok babaannem. Bilmez okumayı. 84 yaşında vefat etti. Evet o da sert, otoriter bir kadındı ama işte o karakterin bazen okumakla alakası olmuyor. Evet. Yani o aldığı o güzel kişilik, o ihlaslı inancı, o samimi olarak mesela inanması, Peygamber Efendimiz'in adı duyunca kalbinin titremesi, Allah'ı böyle hissederek yaşaması onu düzgün bir kişi haline getirmiş ve bize ruhumuza bunlar ekildi. Bugün çocuklar ana babayı saymıyorsa, eski aile yapımız olmuyorsa, bir takım manevi değerlerden uzaklaşıyorsak, biz bu davranışlara değil, çocukken ruhlarına ektiklerimize bakalım diye düşünüyorum.
Onun için babaannemin manevi huzuruna buradan çok teşekkür ediyorum. Dua ediyorum kendisine. Peki hocam, biz de dua edelim onun için o zaman. Şimdi çok sorularımız var. Birkaçını cevaplayalım dilerseniz. Seyircilerimiz de bizleri izliyorlar. Onlara buradan teşekkürlerimizi iletelim. Bir sorumuz şöyle hocam. Emekli bir öğretmen sormuş. Eski aile yapısını günümüzde göremiyoruz demiş. Bunun nedeni ne olabilir? Vallahi hocam anlayışlar değişiyor. Yani eskiden benim mesela ilk Anadolu otomobiller falan vardı. Onları da göremiyoruz. Neden? Hep değişti, gelişti, ilerledi. Aile de gelişti. O bizim zamanımızda ki olan aile yapısını günümüz dünyasına uyarlamak için kendimizi tazelemek, güncellemek gerekiyor. Aksi takdirde yani günümüz şartlarına uyamıyoruz. Hocam eski aile modeli işlevini yitirmiş olabilir. Bakın bu ailede sevgi, saygı, böyle hürmet, karşılıklı anlayış, incelik, dürüstlük, şefkat olsun. Varsın yaşayış biçimi değişik olsun. Aksi takdirde eskiden aile yapıları mesela anne babalar eş seçer, çocuklar evet derdi. Bu hala bazı yerlerde devam ediyor. Evet. Devam etmesin bu yani. Olmasın, görmeyelim yani eskileri. Ama neyi görelim? Hürmeti görelim, saygıyı görelim. Gönülden ana babaya şefkati, hürmeti görelim. Ama korkudan olan şeyi de görmeyelim. Yani çocuklar ana babaların işgali altında çok da kalmasın. Eskiden biraz işgal vardı. Okullarda da işgal. Ben ona işgal diyorum. Yani böyle çocuğun geleneklerle, örflerle ya da korkuyla, kaygılarla iyi niyetle ama bak iyi evet. niyetle baskı altına almak diyorum. Bu sebepten değişiyor. Hep şey derler, biz onun iyiliği için söylüyoruz ya da biz onun iyiliği için onu buraya gönderiyoruz. İşte okusun istiyoruz. Aslında arkasındaki sebepler de buna. Belki bu yerde şey diyebiliriz. Ailelerimiz her zaman için iyiliğimizi isterler ama evet. nasıl mutlu olacağımıza biraz da biz karar veririz değil mi hocam? Tabii böyle ki biz veririz. Tabii ki. Onların bize mutluluk diye verdikleri şeyler kendi içlerindeki çocuğu mutlu edecek şeydir. Yani, kendi yaşanmamışlıkları evet, aslında. Evet, kendi yaşanmamışlıklarıdır. Peki bir diğer sorumuza bakalım hocam. 5 yaşında bir oğlum var demiş bir izleyicimiz. Bize her dediğini yaptırmak istiyor. Dediğim yapasın diye sürekli ağlıyor. Yaptığı yanlışları kabul etmiyor. Biz ona nasıl bir eğitim vermeliyiz diye sormuş. Ben çok özür dilerim. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. İnsanlar bana güveniyor. Ben bilmediğim bir konuda hiç asla hatta konuşmam. Ancak şöyle bir çözüm önerebilirim. Özgür Bolat diye bir eğitimci var. Ana baba okulu var. Ben onu dün daha konuştum. Onun eğitimi 24 saat o eğitimini aldığımda inanın ben kendimi yeniden yapılandırdım. Hı hı. Özgür Bolat tavsiye ederim. İki, Dilek Cesur var. Benim teyzemin kızı. Benim annem beni dövdü. Onun annesi de onu dövdü. Biz mecbur geliştik. Onun kitapları var. İşte Hatice Kübra Tongar var. Çocuk eğitimiyle ilgili. Çok. Evet. Ben ancak bu alanda uzman olanlara yani bu alanı bu olanlara. Şimdi tabii biz biraz daha geniş çerçevede evet, konuşuyoruz evet, ama evet. aslında anlattıklarımızda da böyle geniş bir çerçevede cevap da vermeye evet. çalışıyoruz. Şimdi sorularımız evet. da onlara yönelik. Evet. Yeterli olmadım konular için özür dilerim ben. Yok hocam estağfurullah evet. öyle demeyelim. Şimdi son zamanlarda özellikle bu çocuklara dersler nasıl sevdirir? Bununla ilgili eğitimler de verdiniz tabii ki. Evet. Bir öğretmen olarak da kaç yıldır eğitim veriyorsunuz hocam? Yani şimdi mesela son dönemde özellikle LSE sınavı da yaklaşıyor. Çocuklar için sürekli bir ders çalış, işte kazanman lazım gibi söylemler var. Ailelerin istekleri var. Bu noktada biz çocuklara dersleri sevdirmek için şimdi elimizden bir şeyler mutlaka gelir diye düşünüyorum. Yani çocuklar dersleri sevmiyor ama biz bunun için bir şeyler yapabiliriz. Bunun için neler tavsiye edersiniz? Çocuk dersi nasıl sever? Çok güzel soru. Ben öğretmen olduğum için bende çok yer buluyor. Ben hep şunu sorarım. Çocuklar dersi niye sevsin ki? Biz diyoruz ya öğretmenler evet. olarak, anne olarak çocuklar dersleri sevmiyorlar. Yani devlet olarak da düşünmemiz lazım bunun cevabını. Okullara çocukları cezbedecek şekilde içerikler yapmamız lazım. Bakın bir müfredat belirliyorsak, çocuklar bunları sevmiyorsa, çocuklar gelişen bir dünyaya adapte olurken bizim onlara sunduklarımız... Hocam şöyle bir şey de var. Hani şimdi dediniz ya ben eskiden okula gitmek istemiyordum mesela bana öğretmen sevdirdi. Aslında biraz daha böyle insancıl bir açıdan yaklaşırsak nasıl değerlendirir? Tam oraya geleceğim daha, işte. Tabii, tamam. Yani çocukların okulu sevmesi için bir öğretmeni sevmesi lazım. İki, anne babanın çocuğu okula gönderirken
şöyle anne duydunuz mu? Bir okula git de bir kurtulayım, rahat edeyim. Rahat rahat dizi seyredeyim. Eve bir huzur gelsin, gürültü bitsin. Yani kendi iki tane çocuğuna tahammül edemeyen anneler öğretmenine kızıyorlar, çocuğumla baş edemiyordu. Ben şöyle bir çözüm söyleyeyim. Rahmetli kızımın önerisiyle bir kitap yazdım. O kitabın ismi de şu: Kalbime Girmeden Beynimde İşini. Bak yine iş geliyor, sevgiye dayanıyor. Şimdi her çocuğun bir öğrenme tarzı var. Her öğretmenin de bir anlatma biçimi var. Evet. Yani başarısızlık diye bir şey asla yok. Bizim başarısızlık zannettiğimiz, sevgisizlik, okulu sevmiyor, ders çalışmayı sevmiyor zannettiğimiz şey şu: öğretmenlerin ders anlatma biçimiyle öğrencilerin dersi anlama biçimi uyuşmadığında çocuklar dersten sıkılıyor. Yani ben hep ona şey diyorum: benzinli araba ama siz depoya limonata dolduruyorsunuz. Araba dizel, mazotla çalışıyor ama siz gidip depoya fındık, leblebi, nohut dolduruyorsunuz, ayran dolduruyorsunuz. Şimdi ayranla çalışır mı yani benzinli araba? Çalışmaz. Şimdi bu arabada bir sıkıntı olduğunu, ayranın ekşi olduğunu göstermez. Bu doğru yakıtı doğru yerde kullanmadığımızı gösterir. Çocukların dersi sevmemelerinin sebebi kendilerine göre eğlenceli, ilginç, merak uyandıran, beyni gıdıklayan, bak beyni gıdıklayan, çocuğu motive eden bir şekilde dersleri sunmamamızdan kaynaklanıyor. Yani eskiden hani bu Zoom eğitimleri ya da YouTube eğitimleri çıktı ya şimdi. Eskiden neydi? Yani benim bu 60 yılıma gaz lambası da sığdı, teknolojili uzaya gidiyoruz, o da sığdı. Evet. Evde oturup dünyaya eğitim yapmak da sığdı. Kaan'ı da gördüm ben, en lüks araçları da gördüm. Şimdi bu benim kısacık ömrümde, yani insanlık tarihine göre söylüyorum, 60 yılıma sığdı. Şimdi bizim çocuklarımız, bizim geldiğimiz en zirve nokta, yani nasıl diyeyim, bizim yetişkinliğimiz, yaşlılığımız çocukların daha gençliği oluyor. Bir sürü birikimlerin içine doğdular. Hazır birçok şeye doğdular. Dolayısıyla çocuklara biz bizim zamanımızda diye başlayıp ama çocuğun dünyasına hitap etmeyen bilgileri sunduğumuz zaman çocuklar dersi sevmiyorlar. Yani okullar Türkiye için değil, dünya için çocuklara hitap etmiyor. Neden? Çünkü çocuk sürekli merak içinde, sürekli arayış içinde. Çocuk sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyor. Ya yeni doğmuş, böyle yürümeye başlamış bir çocuk da evin çekmecelerini karıştırır, onu sorar, bunu alır, onu ağzına götürür, onu kurcalar. Hep Cenab-ı Allah böyle yaratmış. Ben insanı eşrefi mahlukat yarattım, mükemmel yarattım diyor. Allah'ın bu mükemmel yarattığı bir çocuk nasıl olur da yani insanların ürettiği bir dersi sevmiyorsa, o zaman bizim ürettiğimizde bir sıkıntı var. Yani ben yemek yapıyorum, çocuk yemeği sevmiyor. Ben onu çocuğun damak zevkine göre yemek yaptığımda, ne yaparsam yapayım, çocuk nasıl ki onu seviyorsa, eğitim de çocuğun öğrenme tarzına, kişilik yapısına, karakter yapısına uygun bir şekilde yapıldığında çocuklar onu severler. Çözüm olarak üç cümle söyleyeyim. Bazı çocuklar bir şey gördüler mi çok iyi, seyrettiler mi çok iyi öğrenirler. Onlara görsel denir. Bazıları dinleyerek çok iyi öğrenirler. İşitsel denir. Bazıları yaparak çok iyi öğrenirler. Onlara da dokunsal denir. Evet. Şimdi bir çocuk laboratuvarda deney yaparak öğrenmeyi seviyorsa, öğretmen de sürekli ona ders anlatıyorsa, bu çocuk bu anlatımdan sıkılır. Bir çocuk dinleyerek öğrenmeyi seviyorsa, öğretmen hiç ders anlatmadan arkasını dönüp tahtaya sürekli böyle şekil çiziyorsa, çocuk ondan sıkılır. Diyelim bir çocuk böyle televizyondan seyrederek, telefondan bakarak, YouTube'dan izleyerek grafiklerle beyni görsel çalışıyorsa, öğretmen bunu fark etmeden çocuğa sürekli dinle beni, dinle beni diyorsa ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar sıkılıyorlar. Şimdi görsel çocukların, bak bu anne, bu benim evliliğimi kurtaran bilgidir bu anlattığım. Benim kitaplarımı yani insanlar okuyorlar, başarılı buluyorlar. Bu taktikle yazıyorum. Ya da iletişimde, mesela konuşurken de, bak hem görsel anlatıyorum, hem hareketlerle gösteriyorum, hem görsel karşınızdayım, hem kalbinize dokunduğuma inanıyorum, kalpten konuşarak, hem de Cenab-ı Allah vergisi bir sesim var. Yani böyle akıcı konuş, kağıda bakmıyorum. Yani ben şöyle buradan okuyarak seyircimiz kalmazdı karşımızda. Şimdi çocuklar, mesela görsel çocukların zekası gözlerindedir. Bu çözüm bak, bu bilgidir.
İşitsel çocukların zekası kulaklarındadır. Dokunsal çocukların zekası parmaklarının ucundadır. Kalbinde, bedeninde ve parmaklarının ucundadır. Şöyle örneklendireyim. Geçenlerde bir konferans yaptım. Evet, Çankırı'ya gittim mesela. Milli Eğitim çok güzel bir organizasyon yapmış. Baktım, fen liseli çocukların zekaları kulaklarında. Onlar sürekli ders dinlemeyi çok başarılı olur. Full çekerler notlarını falan. Ama güzel sanatlar öğrencileri gelmişti. Onların zekaları gözlerindedir. Onlar bir şey dinlemekten hoşlanmazlar. Öğretmen konuşurken sıraları sürekli resim çizerler onlar mesela. Okul sıraları hep şeydir. Karalıdır üstü. Neden biliyor musunuz? O görsel çalışan çocuklar bir şey görüntüyle çizerler. Meslek liseli çocuklar, gençler bu ülkenin en mağdurlarıdır. Neden biliyor musunuz? Onların zekası parmaklarındadır. Onlar sökerler, takarlar, bilgisayar yaparlar, tamirat yaparlar, elektrik, elektronik bunları yapar, mobilya üretirler. Ama işitsel bir öğretmen onlara dinle beni dediği zaman çocuklar dinlemekten sıkılırlar. Evet. Mesela öğretmen bilgisayarın nasıl çalıştığını anlatıyor ama çocuk yazılım yapıyor yani. Dinleyemez ki o. Bunu fark ettiğimiz zaman çocukların kişilik yapılarını, karakter analizlerini iyi yaptığımızda, öğrenme stillerini iyi öğrendiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Çocuklar okula zevkle gidiyorlar. Onun için çözüm çocuğun iletişim modeli, öğrenme stili ne? Bunu fark ettiğin zaman o frekansa gelince çocuk müthiş zevk alır öğrenmekten. Evet, yani her bir çocuk özel ve bizim onlara göre bir iletişim şekli de belirlememiz gerekiyor tabii ki. Şimdi ama bunları yaparken çocuklarla olan iletişim de çok önemli. Siz birçok konferans veriyorsunuz ve orada görüyoruz aslında yüreklere dokunduğunuzu. Kızınız da size söylemiş. Aslında ne kadar küçülürsen, o kadar çocuklar gibi olursan, o kadar onların yüreğine, gönlüne dokunabilirsin demiş. Burada gençlerle iletişime de bakıyoruz. Şimdi yani şaşırabiliyoruz. Bazı gençler için ne yapsak sanki fayda etmiyor gibi. Yani özellikle şu anda şimdi gelen sorularımız da var. Çocuklarımızın sosyal medya kullanımına işte 13-14 yaşına kadar müdahale edebiliyoruz ama sonrasında edemiyoruz. Onlara ulaşamıyoruz diyor. İletişim kuramıyoruz yani. Biz ne yapmalıyız? Hani bu çocuklarla nasıl daha iyi iletişim kurabiliriz gençlerle? Ben öğretmenine başladığımda bak çözüm söylüyorum. Yani programın sonuna doğru artık çözümler söylememiz lazım. Evet, sıkıntılarımızı, evet. Durumlarımızı konuştuk, çözümler söylememiz. Ben şöyle bir şey yaptım. Okula başladım, baktım çocuklar mutsuz, baktım çocuklar huzursuz, baktım okula böyle istemeyerek geliyorlar. İstiklal Marşı Pazartesi böyle korkmaz, sevmez. Gençlik Bayramı oluyor, 19 Mayıs çocuklar sıkılıyorlar. Bu nasıl bir şey dedim ya. Okul bahçesinde kavga eden çocuklar gördüm. Ben de yaklaştım yanlarına, anne babalar kavga ediyorlar çocuklarıyla. Niye dedim? Annesi böyle yaptı. Bu çocuk, hocam hiç ders çalışmıyor. Ben de çocuğa döndüm, neden çalışmıyorsun? Anamla babama gıcıklık olsun diye ders çalışmıyor. Şimdi bak, gıcıklık var. Bir gıcık olduğun bir kişiden bir şey öğrenebilir misin? Hayır. Dedim ki, yani neden dedim? Beni kıyaslıyorlar. Bak, çocuğun, komşunun çocuğu takdir alıyor. İşte komşunun çocuğu asgari ücretle geçiniyor, elin eskilerini giyiyor. Senin yediğin önünde yemediğin buzdolabında sen zayıf alıyorsun, o takdir alıyor. Beni kıyaslıyorlar. Kıyaslamak çocuğun özgüvenini bitiren bir şeydir. Bu çocukların iç dünyasını hani nasıl iletişim kurabilirim diye düşündüm. İçindeki Uyan Güzel Uyandır diye kitabımda da bunu aynen yazdım. Merak edenler için söylüyorum. Çocuklara 3 tane soru sordum. Soru 1. Şimdi öğretmenlere gıcık gidiyorlar. Evet. Anne babalarına gıcık gidiyorlar. Kendilerinden uzaklar. Kendileri sosyal medyayla iletişim kurdukları kadar kendileriyle iletişim kuramıyorlar. Dedim soru 1. Siz anne baba olsanız, bugünkü anne babalar sizin çocuklarınız olsa ne yaparsınız? Hani çocukların paradigmasını böyle yakalamaya çalıştım. Birisi dedi ki, her ikisini de kıtır kıtır doğrarım valla. Şimdi düşünebiliyor musun? Ya bizim gözümüzü açmamız lazım ha. Sadece göz değil, yüreğimizi, ruhumuzu açmamız lazım. Soru 2. Siz öğretmen olsanız, bugünkü öğretmenler sizin öğrencileriniz olsa ne yaparsınız? Çocuk bayrak direğine kravatından asarım. Kolay kolay ölmesin. Bizim fizikçi çok kazık soruyor. Şimdi bak, bakış açısı böyle olan bir çocuğa fizik anlatabilir misin? Anamla babamı böyle doğrarım diyen bir çocuğa sen gidip ana baba olarak dürüstlük anlatabilir misin? Dedim soru 3. Siz kimsiniz?
İş dünyanızı yazınız. Hı hı. Soru 4. Birisinin size sormasını istediğiniz ancak kimsenin sormaya akıl etmediği bir soru sorun. Kafanıza göre cevap verin. Kendinize göre cevaplandırın onu dedim. Biri dedi süre, dedim bir hafta. Şimdi yazılı süresi normalde evet. 40 dakika olur ya. Evet. Dedim bir hafta eve geçeceksiniz. Canınızın istediği bir akşam yazılı olacaksınız. Haftaya bugün kağıtları alıp gelirsiniz dedi. İnanmadım. Bayram etmişlerdir çocuklar. Yani inanmadılar ya. Dediler hı-hı. Not, dedim 100. Nasıl dedi? Vallahi dedim adını soyadını yaz, 100 yaz, ne yazarsan yaz. Boş kağıt o da 100 dedi. Bu çocukların iş dünyasını anlamak istedim ben. Yani hı-hı. Ne yaşıyorlar? Gittiler eve bir hafta sonra bir geldiler 7000 sayfa. 7000 sayfa. 7000, kaç 14 kişi hocam? Paket fotokopi kağıdı. 1100 öğrenciye sormuştum. 4 kelime yazanmış birisi. 4 tane kelime. 45 sayfa yazan vardı. Böyle mektup yazmış. 15 sayfa yazıp 2 soruyu yetiştiremedim. Haftaya getireceğim diyen de vardı. Ve çok esprili cevaplar da vardı. Güzel cevaplar. Ama bir tanesi şöyle yazmış. Merhaba gardiyan. Ben inanamadım yani gardiyan öğretmeni gardiyana benzetiyor. Siz öğretmen olduğunu sanan gardiyan duruşlu insanlarsınız. Öyle mi söylemiş yani? Öyle yazıyor. Kağıtta öyle yazıyor. Bu okul açık cezaevi. Bizim evde zindan. Benim anamla babam da cellat. Ben her gün o zindandan bu açık cezaevine siz gardiyanlara kontrol olmaya geliyorum. Hani cezaevi gibi. Ve inanamadım okuduklarıma. Tam 45 sayfa yazmış. 45 sayfa. Ama ben ağlaya ağlaya okudum. Bir polis kızıydı hiç unutmayacağım. Hala onlar durur. Hala onlarla ilgili kitaplar yazdım ben. Yazmış 45 sayfa şöyle bitirmiş bak. Çözüm. Sevgili anneler babalar. Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım. Şöyle bak, ya, bitirmiş. Saçımıza baktınız. Jöle var mı yok mu diye. Hı hı. Eteğimizin boyuna baktınız. Uzun mu kısa mı diye. Şu lanet kravatımıza baktınız. Var mı yok mu diye. Bir kere bile gözlerimize bakmadınız. Bu öğrencilerin ne gibi bir derdi var diye. Hı. Al sana çözüm. Demek ki bugüne uyarlayalım. Telefonuma baktınız. Instagram'ı kontrol ettiniz. Bilgisayarda kaç saat oynadığımı baktınız ama neden oynadığımı bir kere bile araştırmadınız. O şey diyor ki o az önce önerdim ya Özgür Bolat. Hı hı. Bir çocuk sosyal medyada ne kadar çok vakit harcıyorsa, bir çocuk bilgisayarla iletişimi, telefonla iletişimi ne kadar güçlüyse anne babasıyla sevgi iletişimi o kadar zayıf olduğu içindir diyor. Hı. Çözüm çocuğun, bakın. Biz sosyal medyada çocuk arıyor, bakıyor, renkli, hareketli, yepyeni dünyalar keşfediyor. Ve bir de dönüp bakıyor, bize bakıyor ki kendi annesi ya da babası sadece kızıyor, ders çalış diyor. Çocuk kendini değerli hissetmiyor, değersiz hissediyor. Ama oyun oynarken, oyunun level'larını atlarken yaşa, bravo, aferin, tebrikler, yani çok iyisin. Yani oradaki söylemler çok etkili. Evet, çocuk değer görüyor. Çocuklar... Evet. Kendilerini gerçekleştirmek isterler. Ben çocuklarla ilgili söyleyeceğim var da aslında uzmanlar olduğu için çok şey yapmadım. Çocuklar kendilerini gerçekleştirmek isterler. Ve içindeki potansiyeli çıkarmak isterler. Biz ana baba olarak, öğretmen olarak yapma, etme, cız, sana mı kalmış, icat çıkartma, eski köye yeni adet getirme diye çocuklarımızı köreltiyoruz. Ondan sonra icat çıkaranların icatlarını bizim çocuklar eline alıp ilginç bir şekilde onlara bakarken de bu sefer icatlardan çocuklarımızı uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bırak çocuk icat çıkarsın. Ya. Evet. Bırak kendi dünyasını kursun. Yani bugün artık okul devri bitti. Artık eğitimde bizim çok köklü reformlar yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bugün artık bir üniversite hocasının binalar yapmasına gerekiyor. Bak ben ve sen bir masanın başında şöyle bir kamera bir de ses mikrofon yetmiyor mu? Evet. Kaç kişiye ulaşıyoruz? Belki 10 bin belki 100 bin bilmiyorum sayısını bilmiyorum. Yani izleyici kadar. Yani diyelim 50 milyon kişi izlese dünya çapında ya da süreç içerisinde diyelim işte kaydediliyor bunlar YouTube'a diyelim ki. Oradan diyelim ki 100 bin kişi bizi seyretti. Evet. 100 bin. Sen 100 bin kişiye gönüllü olarak açıp seni seyretti.
senin anlattığın her şeyi dinlerler işte orada. Öbür türlü okula zorla günde çocuklar 7 saat götür, işte şu kadar ders çalış, dinle, öğret, bir fayda sağlamıyor. Hı hı. Dolayısıyla ben çocukların okuldan, okulu sevmeleri, konumuz oydu işte, iletişim kurmak için onlarla, dersleri iyi çalışmaları için, hani bir bebeği annesi nasıl besler? Mama hazırlar. Çocuğa o mamayı biberonla yedirir ve çocuk hakikaten büyümeye başlar hızla, ya da emzirir anne çocuğu. Ama bazen çocuk hiç boncuk yutan çocuğa denk geldi mi? Boncuk yutar çocuk. Yani düğme yutar mesela. Çocuğa 100 tane boncuk yutsan bir gün sonra size tekrar o boncukları geri verir yani. Beslenmesine katkı sağlamaz. Yani sen diyebilir misin? Ben çocuğumu iyi besliyorum. Her gün 10 tane, ayda işte 300 tane boncuk yutturuyorum. Hı-hı. Hepsi boşa gider. Ders de böyledir. Yani çocuğun hayatına dokunmayan, ezberlettiğin kurallar, aile kuralları, böyle bir takım şeyler de böyledir. Yani sürekli ezberletirsen, o çocuğun ruhuna katkı sağlamıyorsa olmuyor. Hı-hı. O yüzden ben diyorum ki, İslam alemi bugün Cenab-ı Allah'ın gönderdiği kitabı, onun ruhunu, anlamını, onu hayatına tatbik edecek şekilde öğrendiğinde ne oluyor biliyor musunuz? İşte hayat kaliteli oluyor. Yoksa aksi takdirde ben bir gözlem söyleyeyim sana. Dünyayı da gezdiğim için, İslam ülkelerinde gezdiğim için, Türkiye'yi de gezdiğim için, hı hı, dünyada en çok satılan, en çok okunan, en çok ezberlenen ama en az anlaşılan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Hı. Neden? Evet. Çünkü bu benim içimi acıtıyor. Bir Müslüman olarak benim içimi acıtıyor. Bugün İslam aleminin hali ortada. Böyle insan hakları, şunlar bunlar böyle yok. Yani bazı gelişmiş toplumlara bakıyorsun. Kıyas yaptığında gücüme gidiyor. Bizim dinimiz en mükemmel din. Kitabımız en son kitap. Ama hayat kalitemiz böyle yerlerde sürünüyorsa burada bir yanlışlık var. Ya inşallah tüm Müslümanlarımızın, evet, daha iyi, daha mutlu hayatlar sürmelerini nasip edelim bu. İşte senin programın bunlara katkı sağlıyor. İnşallah. Bak, biz buradan elimizden geldiğince iletmeye çalışıyoruz. Çok böyle taze, evet, sevimli, güler yüzlü, yürekle kutluyorum seni. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür de hocam. Ederim. Çok güzel gidiyor muhabbetimiz. Teşekkür ederim tekrardan güzel sohbetiniz için. Şimdi kitaplarda yazan bazı cümleleriniz var. Tabii böyle yer etmiş akıllar. Onlardan birkaçını okumak isterim. Şimdi başarı kavramına özellikle günümüzde de değiniyoruz. Şimdi çocukları konuştuk, iletişim, aileyi konuştuk ama biraz da başarı kısmına gelelim. Mesela şöyle bir cümle. Ne kadar zeki, ne kadar güçlü, ne kadar bilgili olursa olsun bir insan olduğu yerde duruyorsa bir et yanından başka bir şey değildir. Hareket ettiğinde müthiş bir güç olur ve hiçbir engel tanımaz. Evet. Böyle bir tanımlamanız da var hocam. Evet. Bunu da biraz anlatmanızı isterim. Buyurun. Ya nasıl diyeyim? Ya bir sandık düşün. Hı hı. Sandık böyle üstüne oturmuş dilenci. Ekmek parası dileniyor. Allah razı olsun. Ben diyorum ki bak kalk oradan. Sen çok zenginsin. Hayır diyor. Ya kalksana diyor. Kalkmıyor. Bak oturduğun sandığında trilyonlar var diyorum. Kandırma beni. Bunca yıldır dilenmekten onu açmaya vakit bulamamış. Ben insanlara şey diyorum. Hani Allah'ın mükemmel yarattım dediği zekayı nasıl çalıştıracaklarını gösterelim diyor. Yani eğer bu kapasite kullanmazsan çamura düşmüş bir pırlanta gibi olursun. Hmm. Bir pırlanta çamura düştüğünde etrafı çamur olur ama o değerinden, kalitesinden hiçbir şey kaybetmez. Ben de diyorum ki bizler anne baba ve eğitimciler olarak o çocukların, o çamurun içinde saplı duran o çocuğun, yani hareketsiz duran, o pırlantayı alıp çamurunu silip böyle tozunu silip vitrine koyduğumuz zaman göz kamaştırır ya. Ben de gençlere diyorum ki ya oturursan bu zekanı kurban verirsen teknolojik aletlere, küresel güçlerin uydurduğu sistemlere, oyunlara kurban verirsen bakın böyle senin zekan boşa gider aslında. Yani bir hazine gibisin, kendini keşfet, kendini fark et. Kendi içindeki cevherle buluş, onu açığa çıkar. Aksi takdirde örnek vereyim, diyelim bir dağın altı maden dolu. Ben bunu şöyle somut olarak isterseniz söyleyeyim. Adana'da gittim, bir köye gittim. Bir kız çağırdı beni, 25 yaşında. Ben de öğretmenliğe yeni başlamıştım. Gittim,
o kadar güzel konuşuyor ki bana mektuplar yazıyor. Ben de böyle dedim ki ne kadar böyle ses tonu güzel, kendi de güzel bir kızdır diye gittim. Köyün girişinde onların evini sordum. İsmi işte Zeynep'ti. Çocuk dedi şurası, çocuğun şey parmakları eksik. Yani engelli. Evet. Biraz daha yaklaştım, birine sordum. Şaşı gözleri. Bir çocuğun topu yukarı bakıyor. Yani çocuklar engelli. Adana'nın Aladağ ilçesinin bir köyünde. Sonra gittim işte Zeynep'le. Ondan sonra babası sürpriz yaptım yani onlara. Gittim şey dedi baba, dedim Zeynep nerede? Dur sürpriz yap. İçeride dedi. Girdim içeri. Yok Zeynep yani. Bir çocuk oturuyor şeyin kanepenin üstünde. Ben de burada yok herhalde, çıkarken hoş geldin hocam demesiyle benim dönmem bir oldu. Sadece kafa var. Yani beden var, eller yok. Böyle şey. Ay. Çok özür dilerim yani. Küçücük elleri ve bacakları yok. 10-11 kilo, 25 yaşında, o da engelli. Uzatmayayım, bir ayran içelim, işte gözleme yerinde gittik. Bir baktım, dedim adama niye böyle bu çocuklar? Hocam fakirlikten dedi. Hocam yoksuluz, bizim üretim yok, bir şey yok, domates oluyor. Onu da şehre indirene kadar dedi, masrafını kurtarmıyor. Bir kamyon geçti oradan, bu ne dedim, maden taşıyor. Ne maden dedim, krom madeni. Bir, kim taşıyor? Almanlar. Bak şimdi bir köy düşün, madenin üstünde oturuyor, yani yaşıyor. Altındaki madenden haberi yok. Başka bir ülkenin insanları gelip o madeni çıkarıyor ve zenginliyor. Onlar yoksulluk içinde sefaret çekiyor. Yani hocam aslında kendimizin burada farkına varabilmek, nasıl madenlere sahip olduğumuzu, nasıl bir cevher olduğumuzu farkına varabilmemiz evet. gerekiyor. Aslında bunu anlatmaya i̇şte çalışıyoruz. İşte onu anlatıyorum. İşte farkındalık evet. diyorum. Onun için eğitim birisinin ismi kendini yeniden başlat. Yani kendini yeniden başlat. Çocuklara öğrenmeyi öğrenmek. Derslere nasıl aşık olabiliriz? O bunları çocuklara anlattığın zaman büyük bir keyifle ders çalışıyorlar, harekete geçiyorlar diye düşünüyorum. Evet. Yani peki bunu mesela henüz keşfetmemiş insanlar. Şimdi siz de zorlu bir yaşamdan çıktınız. Şunu da merak ederim, hep sormak isterim. Şimdi zorlu koşullar yaşayanlarla daha kolay bir koşullu ortamda büyümüş kişilerin tecrübeleri aynı değil ve yaşamsal süreçleri de aynı değil. Derler ya zor şartlar, zor insanlar yetiştirir ama büyük başarılar da onlarla birlikte gelir. Daha çok yaşamı algılamaya, gerçekleri daha iyi görmeye ve kendini daha fazla geliştirmemiz için bunlar katkı da sağlar bize aslında bu zorluklar. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Aslında zorluklar mı insanı harekete geçiriyor? Temel motivasyonumuzu nasıl sağlamalıyız? Temel motivasyon çok güzel bir soru ya. Vallahi. Çok beğendim seni ya. İnsanla böyle arkadan konuşur, ben yüzüne söyleyeyim senin. Sorularını çok beğendim. Şimdi bir insana her şeyi eskiden tarla domatesi olurdu. Sen şehirli kız olduğun için bilmezsin yani. Nereden bileceksin şehirde büyümüşsün? Şimdi tarladaki domates böyle tavuk gagalar, rüzgar eser, güneş böyle vurdu mu sıcacık, yağmur yağar, keçi çiğner, soğuk görür, sıcak görür. O tarlada domates böyle yeşilken bile koparsan 3 ay dururdu, çürümez daha. Durdukça sulanır, ısırdın mı... Bugün hani organik diyorlar ya, organik bile o tarla domates değil, böyle suyu fışkırırdı. Ya ben eşimle pazara gidiyorum, en iyi domates alacağız güya. Valla domatesi alıyoruz, çok güzel ama suyu yok ha. Sera domatesi. Bak sera domatesi, bütün ılık, rüzgar yok, aşırı güneş yok, soğuk olunca ısıtıyorlar. Her şeyi zamanında yapıyorlar. Hiçbir zorluk görmediği için... Evet büyüyor, çok güzel görünüyor ama saman gibi tatsız oluyor. Evet. İşte zorluklar insanın içindeki gerçek gücü açığa çıkarlar. Ben geçen cuma Balıkesir'in Havran ilçesindeydim. Kurtuluş, Seyit Onbaşı'nın memleketi, Çanakkale kahramanı. Ya Kurtuluş Savaşı'nda bir ülke gidiyor, ya ölecek ya kurtulacak. O Seyit Onbaşı, o işte 19-20 yaştaki o delikanlı... 276 kiloluk top mermisini alıyor, kaldırıyor ha bak. Bugün halterciler bile kaldıramıyor bir seferde onu. Evet. Şimdi onu kaldıran ne? O zorluk anında insanın gerçek gücü çıkıyor ortaya. Bak zorluklar insanın en büyük dostlarıdır. Hatta bir rivayet duydum, doğru mu bilmiyorum. Sonradan Seyit Onbaşı diyor ki gel bir fotoğraf çektirelim, poz ver, kaldıramıyor.
Evet, onu ben de duymuştum hocam. Mesela. İşte o yüzden ana babalara diyorum ki, ya bana şöyle geliyor. Ben yamalı pantolon giydim, bir kardeşte dört, bir döşekte dört kardeş yattık. Oyuncaklarımızı kendimiz yaptık. Tarlada çalıştık. Biz kendi hayatımızı kendimiz kurduk ve şöyle diyorum anne babalara. Bana öyle geliyor ki gözlemlerime göre. Eskiden bizim yaşadığımız zorluklar bizim okumamızı kolaylaştırıyordu. Şimdiki zamanda çocuklara sunduğumuz bütün kolaylıklar onların okumasını zorlaştırıyor gibime geliyor. Bakın eskiden zorluklar bizim okumamızı kolaylaştırıyor. Şimdiki zamandaki kolaylıklar okumasını zorlaştırıyor. Bu şey gibi mesela orada bir imkansızlık var. Okumak çok istiyorsunuz, ona ulaşmak istiyorsunuz ama önünüzde zorluklar var. Zorluklar her zaman daha cezbedici gelir insana, daha ulaşmak ister insan. Ama şimdi her şey elimizin altında. Güçlendirir. Zaten burada diyoruz. Zaten burada. Niye gelişsin ki? Evet. Niye okusun? Bak benim gelinim 13 yaşındayken biz tanıştık. Meryem gelinim. Bana mesaj yazmıştı. Sen dediğin gibi bir adamsan gel de bizi kurtar. Urfa'nın Siverek ilçesinin bir köyünde böyle bir arkadaşı intihar etmiş. Zorla evlendiriyorlardı. Birisi hamile 13 yaşındaki çocuk. Ve uzun mektuplaşmalar sonra seni yüksek lisansı bitiriyor şimdi. Maşallah. Sonra da oğlumla tanıştılar. Gelinim oldu. Diyor ki eskiden bizim okuyacak kitap yoktu. Böyle otobüslerden kese kağıdı olurdu eskiden bakkallarda. Ya da gazete atarlardı. Rüzgar o gazeteleri getirip köyün kenarındaki, yolun kenarındaki dikenleri böyle takılırdı ya. Ben o gazeteleri toplayıp okurdum diyor. Bakın hayali var. Hayali aslında konuşacaktık az önce biraz oraya herhalde zayıf geçtik. Hayaller insanı güç verir. Şimdi ben o hayali gerçekleştirmek için mücadele verdi, bana 17 tane mektup yazdı. Şimdi onun hayatını kitap olarak yazıyorum. Ve o 17 mektubu okuduğumda ben kendimi eğittim biliyor musunuz? Dolayısıyla ben şunu gördüm. Türkiye'de sevgili misafirler, bazı yerlerde çocuklar okumak için çırpınıyor. İmkanları yok. Bazen imkanı olan büyük şehirlerde ana babalar çırpınıyor, çocuklar okumuyor. Bakın, hayalleri olduğu zaman bir insanın imkanlarının olması onu daha da güçlendirir. Yani çocuklara imkan sunalım ama onların hayallerine kavuşması için biz onlara imkan sunalım. Direkt önüne sermeyelim yani. Şimdi biz şartları sağlayalım ama onların çabalaması biz serersek, için. Bakın evet. Biz gene bizim ofise birisi geldi. Hocam dedi öğrenme kurslarına katılıyorlar. Hayatlarında böyle bir paradigmalar değişiyor. Algıları çok değişiyor algıları. Hocam geldi, gitti, tıp fakültesini bitirdi. Bizim oraya geldi. Hocam dedi Allah'a ısmarladık demeye geldim. Nereye gidiyorsun? Yurt dışına. Neden? Hocam dedi benim annem hep işte benim oğlum doktor olsun, benim oğlum doktor olsun diye hayal kurmuş. Bana hep baskı yaptı. Doktor ol diye. Ben anne istemiyorum, ben müzikle uğraşacağım. Hayır, hakkımı helal etmem. İşte işgal dediğim bu ha. Evet. Ben hakkımı helal etmem, sen doktor olacaksın. Hocam diyor ben böyle ne çileler çekerek tıp diplomasını aldım, doktor oldum. Anneme götürdüm diplomamı. Dedim ki anne al bu diploma, ben senin için aldım. Anne ben şimdi yurt dışına gidiyorum, müzikle uğraşacağım. Ben doktorluk yapmayacağım dedim diyor. Evet. Bir annenin bu işgali çocuğun 6-7 yılını çalmadı mı şimdi? Evet. Çocuğun en güzel yılları annenin kendi hayalini gerçekleştirmek için gitmedi. Bak bizimkide bir laf var. Kaba duruyor ama el elin eşeğini Türk'ü çığıra çığıra arar derler. Yani hiçbir çocuk başkasının hatırına kaliteli ders çalışmaz. Hiçbir çocuk ana babasının hatırına başarılı olmaz. Bizim yapacağımız şey çocukların kişiliklerini, karakterlerini, böyle yapılarını, özelliklerini bilerek onların hayatta başarılı olacağı alanlara yönlendirmektir. Bunu yaptığımız zaman çocuklar oldukça başarılı olurlar. Hocam diyor çocuğum biri, benim annem diyor beni tehdit ediyor. Şimdi çocuk dokunsal, dokunsal bir çocuk yani. Yapıyor, motor söküyor, böyle tamir işlerini çok seviyor, bir şey üretmek istiyor. Anne işitsel, sürekli konuşuyor. Yani nasihat ediyor. Baba, yap şunu yap, bunu yap. Bunu yap diyor. Hocam? Evet, baba görsel sana gününü gösteririm diyor. Evet. Şimdi annesi çocuğa demiş ki, bak baban diyor ki eğer okumazsa seni sanayiye veririm, tamirciye. Çocuk diyor bir mutlu oldum. Dedim ki daha iyi, bir sürü makineyle uğraşırım. Şimdi anlatabildim mi? Dolayısıyla biz çocukları tanımadan
Bunu evet. yapmamız doğru değil diye düşünüyorum. Hı hı. Onları tanımalı. Onların yetenekleri ne ya da ihtiyaçları ne? Bugün sosyal medyada çocuklar bırakmıyorlarsa onların ihtiyaçlarını karşılayan bir şey vardır orada. Bizim onları aileyle karşılayalım. Oradan onay almak mı yani? Evet, onaylar. O oyunlardan. Özellikle bu çok soruluyor. Aileler dediğiniz gibi hiç sormuyor niye bu oyunu oynuyorsun diye. Daha çok o elindeki işte, telefonu bırak, tableti bırak. Cazip geliyor. Ona ilginç geliyor. Sevgi var ya anasından babasından değersiz oluyor. Çocuklar bakın bir insan vali olabilir, kaymakam olabilir. Bir insan çok başarılı bir doktor olabilir. Ama anası babası onda başarı için sevdiyse değersizlik inancı oluyor. Yani değersizlik, ben önemsizim. Hmm. Onun için ne kadar çok böyle diploma, başarı falan üstüne koyarsa değerli olacağını zannediyor. O kadar onay göreceğini zannediyor. Sonra zannediyor. Bu başka yerlerde de aslında onun karşısına patlıyor. Çıkıyor. Patlıyor. Yani ben diyorum bazen altındaki koltuğu çıkarıp atsam beş para etmeyecek bir sürü tip var yani. Neden? Çünkü değerini yürekten almıyor. Oturduğu koltuktan alıyor yani. Oturduğu koltukla güçleniyor. Koltuk, makam, mevki, para, ne bileyim yani yaptığı bir şey, elin ders, not gitti mi çocuk kendini kaybediyor yani. Bak bu konuda güvenle ilgili süremizin sonuna geliyor. Son bir örnek anlatayım. Buyurun hocam. Bir 6-7 dakikamız tamam. daha var. Buyurun. Benim kızım, şimdiki kızım, küçük kızım. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Allah seni de bağışlasın. Bir gün doktora gittik. Hastalandı. Öksürüyor. Doktor dedi ki hocam bu geçmez. Ne yapacağız? İğne yapacağız. Tamam dedim. Şimdi oradaki hemşire böyle şırınga deriz ya, enjeksiyon aldı. İğneyi çekti. Hafif şöyle pıskırtırlar ya bir ucundan. Kızım dedi o zaman 4-5 yaşındaydı. Baba dedi ne yapıyorlar? Dedim iğne yapacaklar. Nasıl dedi? Dedim bunu var ya seni böyle popona böyle saplayacaklar. Kızım dedi ki baba acıtır mı? Dedim evet biraz acıtır. Kurtarsana beni o zaman dedi. Seni kurtarmak için acıtacak dedi. Nasıl dedi? Ya dedim bunun içinde ilaç var. Böyle hafif böyle sinek ısırı gibi acır ama dedi. Bak acır söyleyeyim sana. İlaç böyle sıkarken de biraz acır ama seni iyileşir. Baba kurdu. Hayır falan böyle zorla yatırdık. Yaptık yine. İkinci günde öyle. Üçüncü gün ne dedi biliyor musunuz? Baba biliyorum acı ama dedi ben bu benim için. Tamam ben artık kendim yatarım dedi. Kızım yattı. Şimdi ben ne dersem benim kızım bana güvenir. Bak şimdi. Bazı anneler babalar ne yapıyor? İğne acıtır mı? Acıtmaz yavrum acıtmaz. Ya, evet en çok da bunu duyuyoruz. Ya acıtmaz evet. Öyle mi? İğneyi saplıyor. Ha diye bir bağırıyor. O çocuğun bağırışı iğnenin acısına değil. Güvendiği ana babasının onu kandırmasına. Kandırıyor. Belki güvenmiyor. Bilse zaten hazırlıkta olacak. Evet. Bunda bir bit yeniği var diyor. Mesela çocuk anne ben doydum diyor. Cık. Anne ne diyor? Hayır doymadı. Ya sana ne? Çocuğun şu kadar midesi var, senin bu kadar. Sen bir tabakla doyarsın, çocuk bu kadar. Hayır doymadım. Bunu da ye. Bunu da ye. Benim için ye. Bunu da ye. Çocuğun ağzını bunu da ye. Ondan sonra çocuğu kandıran anneler de var. Bak senin ağzın havaalanı. Bu da amcanın uçağı, babanın uçağı. Babanın havada dişeyi hop indiriyor köfteyi. İkincisi amcasının uçağı. Dayısının uçağına gelince çocuk yutmuyor. Bunda evet. bir bit yeniği var diyor. Sonra ne oluyor bak Selda. Çocuk geliyor 8. sınıfa sınava hazırlanacak. YKS'ye üniversiteye girecek sınava hazırlanacak. Anne diyor ders çalış. Çocuk diyor annem ders çalış diyorsa benim ders çalışmama gerek yok. Çünkü benim karnım toktu. Annem yemek ediyordu. Annem beni hiç anlamıyor aslında. Annem ne derse tersi doğrudur. O zaman benim annem ders çalış diyorsa benim çalışmama gerek yok diyor. İşte bundan oluyor bak. Bak ruhuna ektik, diktik o güvensizliği. Çalışman lazım yavrum. Ben de biliyorum, içimden gelmiyor işte. Güvenemiyorum aslında yani. Öğüt vermek isterken başka bir şey ekti o ruhuna. Yap. Zehirliyoruz çocuklar da farkında. Evet çocuklara değil. Peki öğüt vermekle son bir 2-3 dakikamız kaldı. Öğüt vermekle örnek olmak arasındaki farkı nasıl? Biz, yani aileler bunu nasıl daha iyi farkına varabilir? Ya da çocuğun ruhuna ekebilir. Somut bir örnek söyleyeyim. Benim eşim hafız. İlkokuldan sonra okumamış. Yani hafızlığa gitsin diye. Şimdi benim kızım da bana son kullanma tarihin kaç deyince ben 85 Marmara Üniversitesi mezunuyum buradan. Sonra sosyoloji okudum 4 yıl. Sonra uluslararası ilişkiler okudum. Hep hayaller kurdum. Çocuklarımla hayaller kurdum.
işte kitaplar yazıyorum, kitap okuyorum, konferansa gidiyorum. Eşim bana bir gün şey dedi. Sen ne biçim adamsın dedi. Ne biçimmişim dedim. Dedi sen herkese mesaj yazıyorsun. Evet hayatım. Sen her maili okuyorsun. Evet. Sen bir sürü kitap yazıyorsun. Evet. Bir sürü üniversite okuyorsun. Evet. Konferanslara gidiyorsun. Evet. Bize vakit ayırıyorsun dedi. Evet. Ben niye duruyorum ki dedi. Bak ortaokulu bitirdi, liseyi bitirdi. Rahmetli kızım kanser tedavisi görürken eşim onun başında üniversite sınavına hazırlandı. Ve eşim şu anda Ankara Üniversitesi'nde 4. sınıfta örgün olarak öğrenci. 57 yaşında. Maşallah yani. Hocam, maşallah gerçekten. Bak şimdi kim ona çalış dedi? Hayır. Ama o evde baktı. Emekli olmuşum. Hala gidip böyle sürekli ben Peygamber Efendimiz'i dinliyorum. Beşikten mezara kadar öğren diyor. İşte çocuklara yani nasihat etmeyin. Etmeyin ya. Nasihat mermere sıkılan kurşundur. Asla işlemez yani. Çocuk sen elinde telefonla, tabletle kapat telefonu diyemezsin zaten de diyorsan da çocuk dinlemiyor yani. Onun için örnek olmak. Eskiler buna numune-i imtisal derlerdi. Bugünkü adı rol modeldir. Hı hı. Ben çocuklara hep rol model olmaya çalışıyorum. Hatta esprili bir şey söyleyeyim mi? Geçen bir çocuk geldi. Amca dedi ben seni çok seviyorum 12 yaşında. Neden dedim. Ben senin kitabını okudum dedi. Dedim. Sen de benim gibi sidikliymişsin dedi. Şimdi ben altımı ıslatırdım. Böyle naylon sererdi falan. Böyle bunu hep çocuklara esprili anlatıyorum. Böyle naylon sesi gelirdi hışır hışır. Amcamın kızı da dalga geçerdi böyle sidikli diye. Bunu çocuklara anlatıyorum. Diyorlar neden anlatıyorsun? Şunun için anlatıyorum. Şimdi kitapta da yazdım bunları. Çocuk bana sidikli diyor ya. Sen benim gibiymişsin amca, ben seni çok sevdim diyor. Ben önce çocuk gibi oluyorum değil mi? Özdeşim kuruyor çocuk. Sonra çocuk benim gibi başarılı oluyor işte. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Doyum olmadı sohbetinize ama sonuna geldik programımızda. Sen eğer konuğa böyle diyorsundur zaten mecbur edeceksin. Şimdi düşünsene seyirciler sıkılmış, sana yazmışlar. Nereden buldun bu manyak adamı? Sen yok, de hocam bana, estağfurullah. Sen de bana diyorsun çok hocam keyifliydi. Çok keyifliydi. Peki. Vallahi sorularının kalitesine bağlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bazı sunucular beni çağırıyorlar. Benden çok kendileri konuşuyorlar. Çok güzel. Peki hakikaten hocam. Keyif aldım. O zaman WOW Televizyon'da Eğitim Ötesi programının bugünkü bölümü sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.